Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.02 gösteriyor ve Ters Köşe tüm hızıyla başlıyor. Biliyorsunuz hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru, görüşleriniz, önerileriniz için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Şöyle gazetelere baktığımız zaman günün öne çıkan başlık haberlerine şöyle baktığımız zaman Trabzonspor liderlik şansını maalesef kaybetti. Neden maalesef diyorum? Fırtına evinde dindi. Trabzonspor'a paşa freni tarzında başlıklar vardı bugün gazetelerde. Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile evinde 0-0 berabere kaldı. İki takımın da 2 maçlık galibiyet serisi noktalanırken Trabzonspor 17, Kasımpaşa ise 13 puana yükseldi. Trabzon'da maça giden, maçı TV'den izleyen tahmin ediyorum hayatlarından da 1,5 saat gibi bir süre çalınmış olabilir. Geçen sene şampiyon olan bir takım üzerine bu kadar transferler yapmış olmasına rağmen takımın ileriye gitme yerine tamamen geriye gittiğini görüyoruz. Abdullah Avcı tek suçlu mu? Onu sormak istiyorum. Başakşehir'e konuk olan Sivasspor rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Turuncu lacivertler ise bu sezon ilk mağlubiyetini elde etmiş oldu. Yiğidolar 3 puanı getiren gole Dia Saba'dan geldiğini belirtelim. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sayın Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından tribündeki taraftarlara biraz sistemde bulundu. Taraftarların maç hiç bitmeden bazı futbolculara tepki göstermesine sinirlenen deneyimli teknik adam, maç içinde beni protest edin, oyuncuyu protesto ederek performansını yükseltemezsiniz. Maç bitsin, protesto yapalım. Bugün biz çok kötüyüz ya, lider oluyorduk ya, kazansak sonuna kadar desteği ver, kazanamazsak zaten ben de eleştireceğim. Dakika 80'de protesto olmaz, gelişimi tıkar diye açıklamada bulundu. Bununla ilgili özellikle Trabzonspor taraftarlarının düşüncelerini sormak istiyorum. Amiri kadın voleybol takımımız bu akşam Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde Amerika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak olan karşılaşmayı TRT1'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi spor gündeme dair açıklamalarda bulundu. Detayına birazdan gireceğim ama biliyorsunuz hem Giresunspor hem de Ümraniyespor'un VAR'ın kaldırılması yönünde taleplerde vardı. Buna da bir yanıt vermiş Sayın Büyükekşi. Bu yıl ilk kez birincilikte VAR sistemini kullanıyoruz. Gri pozisyonlara zaten karışmıyor. Hakemin göremediği net pozisyonlarda uyarı yapıyor. Bu sistem hakkında talepler için bir iki kulübü değil, bütün kulüplerin taleplerine bakmamız lazım. Bu demek ki biraz açık kapı bırakıyor. Eğer bütün kulüpler de bununla ilgili istekte bulursa VAR da kalkacak gibi gözüküyor. Detaylarını zaten birazdan gireceğim. Jorge Jesus'u Fenerbahçe'de 103 gollük rekor kırılabilir mi? Serdar Cahit'in ilk 8 haftaki 25 gollük performans sonrası camia bu sorunun yanıtını aramaya başladı. Todor Veselinovic'in, Oğuz Çetin'in, Aykut Kocaman'la Rıdvan Dilmen'in efsane kadro biliyorsunuz 88-89 sezonunda 103 golle şampiyon olurken o takım ilk 8 haftayı 18 golle geçmişti. Jorge Jesus'un takımı ise aynı periyotta tarihi performansından tam 7 gol fazla sevinç yaşadı. 25 golle bitirdi. Kaleci Altay ile ilgili de düşüşün sebebiyle ilgili de birazdan detaylı bilgiler vereceğim. Masuaku ile ilgili Beşiktaş'ın sol beki Masuaku ile ilgili gelen bazı haberler var. Yurt dışından detaylarına zaten birazdan gireceğiz. Muslera'nın ülke basınına flaş açıklamalarda bulunduğu emekliliğiyle ilgili, ayrılıklarıyla ilgili bunların detaylarını zaten birazdan geçeceğiz. Günaydın. Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey. Ben Behrem, İstanbul'dan arıyorum. Behrem Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Özellikle bütün radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine saygılarımı sunuyorum Aygün Bey. Saygı bizden efendim. Buyurun Behrem Bey. Ben biraz da Abdullah Hoca'nın basın toplantısıyla ilgili konuşmak istiyorum Aygün Bey. Buyurun, şimdi Abdullah Hocam diyor ki protesto etmeyin. Tamam doğrudur. Ben kesinlikle katılıyorum Abdullah Hocam'a.
maç içerisinde protesto edilmezse ben kesinlikle karşıyım. Hı hı. Yalnız Abdullah hocama bir iki sorun var. Allah aşkına geçen sene şampiyon olmadan son 8 maçına bir baksın ve 8 maçın devamında şu anda 9. haftayı oynadık. 17 tane maçın bir Trabzonspor nezdinde bir oyununa bir baksınlar. Trabzonspor olarak ben soruyorum. Yani taraftar olarak soruyorum. Aygün Bey Allah aşkına Trabzonspor sahada top oynadığı var mı? Yani bir mücadele var mı? Yani ben bugün veya hatta daha ilerisine ben gidiyorum. Trabzonspor geçen sene yatsın kalksın iki tane Fenerbahçe maçında görünen iki tane kırmızı kart. Hem de maçın biri 13 biri 16. dakikasında yanılmıyorsam. Hı-hı. Yoksa bu kadar kolay bir şampiyonluk da gelmezdi. Anladım. Kayseri'de verilmeyen Kayseri Spor'un %100 penaltısı artık kırmızı kartı. Yoksa yani Abdullah hocam bir kendisine bir baksın ya. Ya hocam Allah aşkına ben bir vatandaş olarak bunları görüyorsam sen nasıl görmüyorsun? Tabii ki taraftar evet ben kesinlikle karşıyım. Sahanın içerisinde futbolcu protesto edilmez. Yalnız saha dışında edilir. Futbolcu da değil. Bu teknik direktörün şeyidir. Bir kadro yapılandırmasını yaptınız. Bu 9. hafta. Fenerbahçe de yaptı. Bugün Fenerbahçe kıyasladığın zaman Aygün Bey. Yenilse de yenilse de 3-0, 5-0, 4-0 neyse en popüler takım haline geldi. En konuşulan, en reyting alan hocası keza öyle. Futbolcusu öyle. Ben sadece Fenerbahçe'nin nezdinde şurada bir geçiş yapmak istiyorum Fenerbahçe'ye. Sadece ben Altay Bayındır'ın maçtan kopmamasını istiyorum. Hı hı. Maçtan hı hı. kopuyor Altay Bayındır Aygün Bey. Hı hı. Yoksa Altay şu anda Türkiye çapında bence birinci kalecilerden bir tanesi. Anladım. Yeter ki maçtan kopmasın. Anladım peki. Çok teşekkürler Beren Bey. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Saygı bizden, görüşmek üzere. Serkan Yama çok uzun bir mesaj ama okumak istiyorum. Abi günaydın, iyi yayınlar. Abdullah hocamız sadece laf cambazlığı yapıyor. Şu an bize güzel sözlerle taraftarı kandırıyor. Oynadığı bir oyun yok, bir sistem yok. Olmasına çok kızıyor, sistem yok. Olmasına çok kızıyor. Neredeyse ikinci Fatih Terim egosu var. Kendinde bizim takım top oynamıyor diyoruz. Hoca Kasım ayını bekleyin diyor. Geçiş dönemi diyor. Hep bir bahaneleri var. Bu taraftar bir senedir bu yürüyerek oynanan oyunu sabrettik. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yönetim kurulu olarak da buradan bir sistemim var. Hocanın durumu ortadayken niçin 3 yıllık sözleşme yapılır? Sezon sonu bir ayrılık olsa tazminatı hocanın yönetim kurulu kendi cebinden verecek yoksa kulübün kasasından mı demiş Serkan Yamaç. Ya tabii bu sözleşmeye bakmak lazım. Şimdi bir Avrupa maçı öncesi bir soru soruldu Sayın Abdullah Avcı'ya. Orada bu soruya cevap verdi ama resmi olarak bu sözleşme yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Net söyleyeyim. Sadece yapıldığı konuş ama yani resmi olarak imzalar atılıp atılmadığını bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu şeyine baktığımız zaman daha bunun oraya daha gönderilmediği gözüküyor. Ama tabii ki iki tarafın imzaları, belgeleri görmedik. Sadece işte yapılan açıklamalar var. Hocamızla 3 yıl daha anlaştık tarzı açıklamalar ama resmi olarak daha belgeler ortaya çıkmadı veya bir imza töreni falan düzenlenmedi. Sadece bir Avrupa maçında Sayın Abdullah Avcı'ya bu soru soruldu. Abdullah Avcı orada evet 3 yıllık anlaştık dedi. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra telefon almaya devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet şimdi Serkan Yamaç'ın mesajından sonra bakmamıştım aslında söyleyeyim. Benim de hatam. Çok şey yapmamıştım. Şimdi baktım. Abdullah Mucip Avcı Trabzonspor profesyonel futbol takım teknik sorumlusu. Sözleşmenin başlangıç tarihi 10-11-2020. Sözleşmenin bitiş tarihini söylüyorum. 31-05-2025. Yani gönderilmiş sözleşmesi demek ki imzalanmış. Sayın Abdullah Avcı'nın 2025'e kadar resmi olarak sözleşmesinin imzalandığını ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderildiğini belirtelim. Tabii bu dakika itibariyle de herhangi bir değişim olursa Abdullah Avcı sonuna kadar hak edişini alacaktır. Günaydın. Merhabalar, günaydın Aygün Bey. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Derya ben. Derya Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür
teşekkür ederim. Bugün sabit ve sakin bir şekilde olmak üzere özellikle buna özen gösterdim. Bugün yürüyüş yok galiba Derya Hanım. Bugün yürüyüş yok tahmin ediyorum. İptal ettim biraz, öyle söyleyeyim. Biraz da rahatsızım. Geçmiş sizinki olsun. Geçti galiba, teşekkür Geçmedi. Ederim. Geçmedi, hala geçmiş gibi gözüküyor ama ara ara tekrar ediyor. Enteresan bir salgın var. Dikkat etmekte fayda var hepimiz açısından. Buyurun Derya Hanım, size de geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Bu sesim konusunda da ilk eleştiriyi burada aldım aslında. Genelde övgüler alırdım. Ama sesinizde bir sıkıntı yok ki. Kim bir şey... Ya olabilir, şimdi onu da söyleyeyim. Bir kişinin söylediği şeyleri bana da neler söylüyorlar biliyorsunuz bağlandığımız zaman. Ne gözlük takmam kalıyor. Biliyorsunuz değil mi yani neler söylüyorlar. Takılmayın, takılmayın Derya Hanım, takılmayın. Evet, olsun. Önemli değil, canları sağ olsun. Şöyle aslında ben geçen gün bağlanmak istedim. Hani hayvanlar günü vardı bir 4 Ekim. Ben de bir hayvan sever, bir hayvan besleyicisi olarak. Kediniz mi var yoksa köpeğiniz mi yoksa? Hepsi de var, köpek. Başka hayvanlarım da var. O yüzden bir hayvansever olarak en azından önce bir insan olarak bu kadar kötü şeylerle karşılaşıyoruz ki. Geçen gün dediysem böyle bir yaz başlarında bir olayla karşılaştım. 6-7 tane köpek yavrusunu yol kenarında gözleri açılmamış bir şekilde, muhtemelen yeni doğmuş, bir torbanın içine koyarak oraya bırakmışlar. Feci bir şekilde. Ya, rezalet ya. Sıcağın etkisiyle can vermişler. Ay. O yüzden ben hala kurtulamadım etkisinden. Siz de o gün dediniz ya hani hayvanlara yemek verelim, su verelim diye. Hı-hı. Ben ondan da vazgeçtim. Hayvanlara eziyet etmesinler, hayvanlara katletmesinler, hayvanları öldürmesinler. Çünkü bu dünyada her şeyin bir yaratılış sebebi var. Ve her canlının bu dünyada yaşamaya hakkı var. Kesinlikle diyorum. O yüzden buna... Ya bir de bir şey söyleyeceğim ya. Özellikle bu yollarda görüyorum mesela ben. İşte videolarını koyuyorlar. Ya arkadaş şimdi işte arabasının arkasına hayvanı da bağlamış, köpeği bağlamış. Değil mi? Süratli sürenler var biliyorsunuz. Onları görüyorsunuz. Ya arkadan çekiyorsun. Çekme kardeşim. O arabanın önüne geç. Dur. O arabanın önüne geç. Durdur arabayı. Hayvanı kurtar. Kilometrelerce hayvanın sürüklenmesini çekip video paylaşıyorlar ya. Paylaşma. Evet. Paylaşma o videoyu. Git arabanın önünde durdur arabayı. İn arabadan o hayvanı oradan kurtar. Evet, bir hayvanın evet insanlar bu konuda gerçekten çok sorumsuzlar. Bir hayvanın öldürülmesine 4 yıl hapis cezası var kasti olarak. İnsanlar şikayet etmedikleri için bunları gördüğü zaman yapılanlar insanların yanına kargı kalıyor. O yüzden lütfen bu konuda insanlar nasıl ki iyi konularda duyarlılar, bu tür şeylerde de birbirlerine duyarması konusunda ben temkinde bulunmak istiyorum. Doğru. Ayrıca geçen gün ben sizi aradığımda tam telefon açıldı ama Okan Hoca'nın siz miydiniz, o basın toplantısı vardı, kusura bakmayın. Evet. Canlı yayına gitmemiz gerekiyor biliyorsunuz öyle durumlarda. Buyurun. Evet biliyorum, önemli değil. Hani ben o esnada Okan Hoca'nın konuşmasını da dinledim. Onun hakkında konuşmak istedim. Buyurun. Şimdi Okan Hoca ben gerçekten çok seviyorum. Çok sevdiğim bir insan biliyorsunuz. Çok da gelmesini istedim. Böyle maç sonlarında çocuğuyla birlikte çok güzel bir atmosfer oluşturuluyor. Ama lütfen kendisi artık maçlardan sonra bu yabancı kuralından şikayet etmesin. Bu yabancı kural artık bugün bir sene bu geçecek yani, bunun bir çözümü. Tabii yani oynanırken kuralın değişmesi mümkün değil. Yani artık bir tane basın mensubu da ben size bekledim yani sormasını. Hocam bundan şikayet ediyorsunuz fakat şeyin son günü, transferin son günü 5 tane yabancıyı alıp 5 tane yerliyi gönderen siz değil miydiniz diye sorma cesaretinde bundan bir tane basın mensubu yok. Güzel soru. Aynı zamanda bakın Beşiktaş bunu çok güzel yaptı. Çözüm kendi içinden çözüm üretti yabancı kuralının yetmediği yerde altyapıdan. Fenerbahçe'de de İsmail Yüksek herkese bir çözüm olarak üretildi. Fakat Galatasaray'da böyle bir şey göremiyorum. Çok güzel oynadı geçen günkü İstanbulspor maçında Baran.
Mehmet Baran sanırım, Baran. Ben çok beğendim. Sürekli Yunus ve Kerem etrafında bu konunun çözülmeye çalışmasından ben sıkıldım. Başka alternatifler üretilmeli. Barış da çok güzel oynadı. Onun da mesela keza değerlendirilmediğini düşünüyorum. Galiba bu haftadan itibaren değerlendirecek galiba. Keremleri falan keseceği yönde bilgiler geliyor. İnşallah. Yani hani bu hafta bay geçtiğinden dolayı tabii, yani önümüzdeki hafta anlamında. Bu önümüzdeki hafta sonu. Evet. Bu hafta sonu işte. Hani ben hani Kerem'e, Yunus'a böyle yüklenilmesine de karşıyım ama bazen de kendi içinden çözüm üretmek gerekiyor ki Galatasaray'ın altı yapısı da gerçekten çok iyi. Buna müsait diye düşünüyorum. Okan Hoca'nın da meziyeti burada belli olması gerekiyor. Biraz kendisine de baksın. Mesela şeyden de şikayetçi oldu kendisi. 3 tane aynı forvetin olması ve seçmek konusunda zorlandığımdan 3 tane aynı forveti alan yine sizsiniz hocam. Icardi ile bu hafta başlayacakmış, bilginiz olsun. Gomez ve Seferovic de yedekte başlayacakmış, gelen bilgiler önünde. Peki Derya Hanım, çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz son bir şey var mı? Son cümlenizi alayım isterseniz. Buyurun. Bir de şunu söyleyeceğim. Abdullah Hoca demiş ya, beni eleştirin ya da beni bana tepki gösterin diyor futbolculara. Evet, ben kendisine katılıyorum. Kesinlikle eleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bir hoca her takımla Avrupa'da başarılı olamıyorsa ve bunun vizyon edinmemesi bence eleştirilmeli. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın Derya Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Fatih Dilek. Aygün abi günaydın. İzmir'den Fatih. Sesini duymak çok güzel. Jesus neden 11'de Batshuayi ile başlamıyor demiş. Ya tabii burada son kararı. Şimdi sadece Batshuayi değil. Niye o, niye bu? Arda Güler mesela gibi çok isim sayabiliriz. Ama hoca genellikle herkese şans vermeye çalışıyor. Kale hariç bütün, bir de galiba Zalai olabilir. Ferdi sakatlığından dolayı. Bir de Aroa. Aroa'nın var. İşte 3-4 isim haricinde genellikle çok büyük rotasyonlara gidiyor. Onların yerine herkes oynatmaya çalışıyor. Herkese süre vermeye çalışıyor. Batshuayi de bu anlamda süre alacak isimlerden bir tanesidir. Merhaba, iyi yayınlar yüreğe güzel abim. Herkese ve her şeye rağmen ilahi adalet yerini buldu. Herkes lidere saygı duysun. İnşallah sezon sonu böyle biter demiş Hüseyin Altundal. Neden öyle diyor? Adana Demirspor'dan sevgili Hüseyin Altundal'ın mesajını da okumuş olduk. Dinleyicimiz var mı? Alo diyeyim mi yoksa alıyor musun? Tamam, peki. O zaman mesajlara devam edelim. Gelen çok fazla mesaj var. Ali Bey demiş ki abim çok seviliyorsun. İyi yayınlar abim. Van Spor taraftarıyım abim. Çok az yorum yaparsanız çok sevinirim. Cansın abim demiş. Ondan sonra da abi niye okumuyorsun demiş. Okudum sevgili Ali İmran kardeşim. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Merhabalar. Kime görüşüyoruz? Sefa ben abi, İstanbul'dan. Buyurun Sefa abi, hoş geldiniz. Nasılsın abi? Sağ olsun, nasılsınız? İyi misin Sefa Bey? Buyurun. Teşekkür ederim abi. Ya dün maçı izledik tekrardan. Ondan öncesinde de konuşmuştuk Aydın abi bir gün önce. Ya ben Abdullah Avcı'nın Emin Yıldız'ın ne yapmak istediğini hala anlamış değilim. Ben yani ilk başladı. 9. hafta, 10. hafta olacak. Yani şunu bir tedarik edemiyorum. Ben yani Abdullah Avcı hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor Aydın abi. Yani tahammülü yok. Tahammülü. Ya hiç tahammülü yok yani, inanılır gibi değil yani. Ne taraftar ne hani eleştirmeyecek miyiz? Dün kazansaydın lider olacaktın ve Başakşehir gibi takım 2-0 gol atmadan yeniliyor ki ben puan kaybedeceğini tahmin edebiliyordum ama 2-0 yenecekti tahmin etmiyordum. Kaldı ki sahada oynanan oyunu görüyor taraftar ve oraya dün 25 bin kişi gelmiş abi. 25 bin kemiksiz taraftar geldi. Şu takımın rezilliği, ben resmen ilk yarı işlemci çektim abi. Yani emin ol 65-70'e kadar bir Marekam şutu var kaleye, isabetli olan. Ya onun haricinde emin ol Aygün abi, hiçbir şey yok takımda, inanılır gibi değil. Rakibin Kasımpaşa, onlar da bizden kötüydü. Ben izliyorum, ne sağ bekin top oynuyor ne sol bekin top oynuyor. Hücuma çıkamıyorsun, top kaptırıyorsun. Yani 11 kişiden 10 kişi kaleci, 10 kişiden 3 kişi koşuyor. Geri kalan koşmuyor. Dün yazıcıyı dedik abi, yüzük bolcu formsuz olabilir. Allah aşkına 3 tane korner kullandın. O kornerler nedir abi ya? Ön direğe bile atamadın. Yani bu kadar formsuz, yüzüğü sağda bu kadar tutman. Latimi diye bir kanat oyuncusu aldık abi. 10 dakika süre vermiyorsun. Burcu'ya kanat olmayan bir yazıcı.
45-50 dakika kanatta mahrum bırakıyorsun. Yani ne yapmak istediğini biz bir türlü anlamıyoruz. Takımda inanılmaz futbolcu formsuz sayısı var. Hani hiçbirine çare bulamıyorsun. Bunlar senin görevin. Doğru mu Aygün abi? Doğru, doğru. Yani faturanın kesici kişi bir numara. Abdullah yani abi. Kimse kusura bakmayacak mı yani? Oyuncu yani tercihleri yanlış. Oyuncu değişiklikleri de yanlış. Çok yanlış Aygün abi. Yani ben Trabzonsporluyum. Ben yanlış mı görüyorum? Yanımdaki Fenerbahçeli arkadaşıma soruyorum. Ya diyorum ben yanlış mı görüyorum? Hani sen zorunda kardeşim. Kesinlikle katılıyorum ve doğru söylüyorum diyor. Maçı izliyoruz. Ya Allah aşkına kenarda sadece yap bu ya olmuyor. Şehir örneği var Türkiye'de. Görüyoruz. Yani İddianda bir ısınmada yanlış yapan bir hareket oyuncu bile uyarıyorsun. Kaldı ki Abdullah Avcı yani geçen sezonun gölgesinde mi kaldın? Başarı doyumluğu mu var bilmiyorum. Ama bu takımı acilen bir şekilde düzeltmesi lazım. Yani bu topçu formsuz olabilir Aygün abi. Olmak diyebilirsin. Ne bileyim 11'de başlatmayabilirsin ya. Bugün Trabzonspor'un alt yapıdan gönderdiği Hakan Yeşil'i izliyorum ben orta sahada. Yani Adana Spor'u kiyarlandı yanlış bilmiyorsam. Ya çocuk öyle bir top oynuyor ki bize inanılır gibi değil. Dün akşam işte Fenerbahçe maçında verdiğimiz Kolasi'yi görüyorum. Yani takımda bir forma adaletsizliği mi var bilmiyorum ama inanılmaz kötü ve iş birleştirdi. Kabul etmiyor. Burası Trabzon. 3 maç oynamadığı zaman kusura bakma kendi evladı da olsa yuvarlar ve eleştirir. Yani futboldan anlayan bir millet. Görüyorum ben hiçbir eleştiri kabul etmiyorsa hocam. Bu nasıl olacak bu şekilde? Takımın senin 90 dakikada kaleye 2 tane isabetli şutun var. Orası Trabzon yani. İnanılır gibi değil ve hala bir şeyleri anlatıyor bize. Hocam 10. hafta oldu. Ve Trabzonspor'da bana göre bu sene inanılmaz bir transfer başarısızlığı söz konusu. Evet ama transferler bence de çok başarısız. Açıkça yani, söyleyeyim. Abi Enis Bardi diye bir adam aldı. Bardi ben şimdi onu söyleyecektim biliyor musun? Bardi'yi söyleyecektim. Monaco maçından sonra bağlanmak istedim sana. Bağlanamadım abi. Ya bir topçu bu kadar beceriksiz olabilir. Yani 10 numara mevkiinde 4 tane topçumuz vardı. Oraya adam aldırmakta hata yaptı. Aynı bölgeye adam aldırmakta hata yaptı. Çok daha ya farklı yerler aldırabilirdi. Ya Efecan Karaca'ya biz 1,5 milyon euro vermedik. Yani aslında Efecan Karaca'ya oynasaydı kanatta veya başka bir oyuncu inanılmaz bir başarısız transfer anlamında ve Abdullah Hoca'nın demesi... Gomez de, Maxi Gomez de çok fazla katkı sağlayamıyor ben sana söyleyeyim. Ama ben şu Maxi Gomez oluşturu katılmıyorum. Maçı özellikle çok net izliyorum Aygün abi. Uzun top istiyor mesela. O top Maxi Gomez'e gelmiyor. Bir şekilde ulaşmıyor. Ulaşmıyor abi. Çok güzel kaçıyor. Harika araları kaçıyor ama bir tane uzun top attılar Marek Amşık. Onda da buluşamadı çocuk. Yani sen şimdi Misli Başvay örneğini vereceğim Beşiktaş'ta. Hani direkt diyorlardı. Valla giriyor adam. Çatır çutu atıyor. Demek ki bir futbolcunun yani topla buluşması lazım ki bu adam gol atsın. Yani anlatmak istediğim Abdullah Hoca'nın biraz çuvaldızı bence kendine batırması lazım. Yani futbolcu çıkar. Yani kötü öyle oynayabilirsin ama kötü mücadele edemezsin. Yani bunu bir türlü idrak edemiyorum. Yani özellikle maçtan sonraki toplantıda Aygün abi soru sormaya korkuyorlar. Yemin olsun. Ben onu hissediyorum. Yani soru da sordum. Trabzon yani yazarları, Trabzon muhabirleri asla öyle bir şey hissetmez. Ben sanırım çatır çatır soru sorarlar. Yani gazeteci arkadaşlarım açısından söyleyeyim. Ben görmüyor soru soruyorlar mesela Aygün abi. Yani dün taraftar diyor ki ya orası Trabzon. Yani kötü oynadın mı? Senin her yerde Kadıköy'de de ısırtlarlar. 6 ay 4 golü de çocuğu ısırtıyorlar. Yani anlatmak istediğim yani sen top oynamıyorsun ki bir kere yani kabul edeceksin bu eleştiri. Kusura bakma. Senin bu hafta Monaco Beşiktaş ve içeride Sivas maçın var. Konya maçın var peşinden. Bakalım nasıl bir gene açıklama yapacak. Ben çok merak ediyorum. Allah bize bu sene sabır versin. İnanılmaz kötü. Ne olacak hep beraber göreceğiz abi. Ama eleştiri kabul etmesi lazım. Etmiyor. Görüyorum etmiyor. Yanlışlarını söyleyenleri de dinlemiyor tahmin ediyorum ben sana söyleyeyim. Abi sen de şimdi dışarıdan bir taraftar olarak da görüyorsun. Yani takım ben Marek Hamşi'yi çıkarmam arkadaş. Tutarım 90 dakika. Ya peki Maxi Gomez'i çıkarmasını ne diyorsun? Ya, dört tane. Aygün abi hakikaten ben anlamıyorum. 4 tane 10 numara oynuyoruz. Yani bagajınızı geri çekiyor. Yıldız çıkartıyor. O kadar saçma sapan değişiklikler yapıyor ki. Ya takımın resmen çiftçen omurgasıyla oynadı yani. Gol atacağım diye. Ama sen topu oraya getiremiyorsun ki. Maxi Gomez'in çocuğun suçu ne yani? Hiç alakası yok. Bilmiyorum inanılmaz formsuz. O da ligi 10'lu formsuz başladı. Allah bize sabır versin. Ortada oyun görmüyoruz. Hani oyun görsek diyeceğim ki. Ha hoca biraz sabredelim. Yeni transferler ama
Yani edilmişse gelene kadar herhalde çok acı çekeceğiz. Bir ay daha var. Belki Dorukhan da bir iki aya kadar gelir diye düşünüyorum. Ama onları bekleyince kadar önünde senin yani Avrupa maçların var. Ligde böyle devam edersen puan farkları açılırsa yani sıkıntı büyür. Aygün abi ben kesinlikle Monaco'ya geleceğimizi düşünmüyorum içeride. Çok iyi bir takım. Çok iyi takım. Yani hele dünkü Kasımpaşa maçından sonra bu taraftarı da stada çok zor getirirsin diye düşünüyorum. Millet kanser oldu. Yani çok acı çekiyoruz bilmiyorum. Tribünler geçen çok... sene kara borsada biletler yüksek rakamlara satılırken bu sene maalesef Trabzonspor zirveye yarışında olmasına rağmen boş tribünler oynuyor kötü. Aygün yani abi, taraftar da Trabzon'u bırakmış. Yani ben şöyle söyleyeyim Aygün abi iyi futbola gelir taraftar doğru mu? Bu Trabzon'la alakalı değil aslında ama yani o kadar kötü ki ya pas veriyorsun yanlış oluyor oradan kullanamıyorsun. Ya iki tane bek oyuncumuz var. Biz geçen sene sağ beksi sol beksi şampiyon olduk. Perez'e falan kızıyorduk. O Almanya'dan aldığımız Puaş'a kızıyorduk. Ya Allah aşkına Larsen diye bir oyuncu aldık. Bir tane bindirme yap be arkadaşım. Yani bir tane orta kes. Yani ileri gitmeye korkuyor adam. Ben inanamıyorum. Yani bilmiyorum. Bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız Aygün abi. Söyleyeceklerim bu kadar. Tabii burada şunu da söylememiz lazım. Çok mu erken sözleşme uzatıldı? Niye beklenmedi sezon sonu? Bu para kimden çıkacak? 2025. Abdullah Avcı'nın sözleşme uzatmasından ziyade ben şunu söylemek istiyorum Aygün abi. Ya bizim ülkemizde maalesef bir iki tane iyi sonuç alındığı zaman hemen sözleşme uzat. 5 sene daha kalsın, 10 sene daha kalsın sonra başlıyor tribünler. Güle güle dediği zaman ne olacak? O parayı kim ödeyecek? O parayı kim ödeyecek? Şunu haksızlık yapmak istemiyorum Aygün abi. 38 sene sonra Trabzonspor şampiyon oldu. Doğru tamam mu? doğru. Hakkını verelim. Hocaya teşekkür ediyoruz. Her zaman da arkasındayım. Ama o kadar kötü bir transfer planlaması yapıldı ki bu sene. Hem geç kalındı hem yani Enis Vardy gibi oynuyor. Biz ona kutlatmaz falan da yani nasıl bu kadar sabretti ve yani takımda yanılmaz çok 10 numara var. Yani 10 numara en fazla bir takımda 2 tane olur. Doğru mu Aygün abi? Aynen. Doğru. Yani ama ben ya inanılır gibi değil. Trabzonspor'a kanat oyuncusu yok resmen. Yani izlerken dün Kasımpaşa yerine yani iyi bir takım olsa Trabzon'un kendi sahasında 3-4 yerdi yani. Net olarak yerdi yani. Kimse bir şey kandırmaz. Ve senin bu hafta neye gideceksin de Beşiktaş deplasmanı var. Böyle ya da böyle Beşiktaş çok iyi bir takım. Kimse kusura bakmasın. Ben vallahi Abdullah Hoca'ya bu sene çok kırık not veriyorum. İnşallah düzelir ama pek umudum yok bu sene Aydın abi. Peki çok teşekkürler Sefa. Ben görüşmek teşekkür üzere. Kendine abi, çok iyi bak. Sağ ol. Görüşmek üzere. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet saatlerimiz 11:31'i gösteriyor. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo. Günaydın abi. Günaydın. Aygün abi yayınlar abi. Teşekkür. Ben İhsan Çobanoğlu İstanbul'dan. Kim duyamadım özür dilerim. Yiğitan Çobanoğlu. Ha Yiğitan abi. Kardeşim hoş geldin. Nasılsın hoş geldin. Abi? Sağ ol sen nasılsın iyi misin hoş geldin. Ben de iyiyim abi sesini duydum daha iyi oldu. Aynı şekilde söyle kardeşim. Abi şimdi ben Fenerbahçe taraftarıyım. Şimdi Allah'a şükür bu sene çok böyle bağırıp çağırmaya ağlamaya zamanımız olmadı. Hocamız sağ olsun. Benim bir sistemim Ali Koç abi. Şimdi işler yolunda gittiği için farkındaysan Ali Koç hiç basın toplantısı, konuşma, görüşme herhangi bir açıklamalarda bulunmuyor diyorsun. Açıklamalarda bulunmuyor. Çünkü neden? İşler yolunda gidiyor. İnşallah da böyle devam eder. Ama Ali Koç'un en büyük hatası ne biliyor musun abi? Bizi 4 senede kahır çektiriyor. Madem böyle bir şey yapabiliyordu, niye en başında yapmadı? Doğru. Bizi niye Jesus'tan mahrum bıraktı 4 sene boyunca? Niye o zaman ya, getirmedin böyle klas bir hocayı? Ya niye getirmedin abi? Sen niye bu kadar yok işte Erol Bulut'tur, yok biz işte algoritmayı denettik de işte yaşı gençte şöyle yaptı da işte böyle yaptı. Erol Hoca'ya getirdi işte bizim taraftarın baskısından dolayı gittin. Ersun Yanal'ı getirdin. Kokusunu getirdin. Kokunun yardımcısı geldi. Victor Pereira geldi. O bak Victor Pereira iyi hoca. Ben yine hani Victor Pereira'yı kötülemiyorum. Gerçekten iyi hoca Victor Pereira. Ama bizim frekansımız tutmadı hocayla. Ama gerçekten iyi hoca olduğunu düşünüyorum. Pereira'nın. Onun dışında hani bizim Allah'a şükür takımımızda işler yolunda. Bir Karagümrük'ten 4 gol yedik. Biraz o benim canımı sıktı. Ama onun dışında kazandığımız takdirde 10 tane yesek 11 tane attıktan sonra hiçbir problem yok. Şu an her şey yolunda gidiyor. Perşembe günü de bir maçımız var. İnşallah o maçı da atlatıp grupta lider olma yolunda önemli bir adım atmış olacağız diye düşünüyorum. Onun dışında da çok ufak bir Abdullah Hoca ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani dün
şimdi gündemde Abdullah Hoca konuşuluyor ama bu benim kendi şahsi görüşüm. Kendisinin kariyerine ve mesleğine de saygı duyarak söylüyorum. Benim gözümde Abdullah Hoca iyi bir hoca değil. Geçen sene 3 hafta daha lig oynansaydı kupayı vereceklerdi. Fenerbahçe şampiyonluğu vereceklerdi. Çünkü çok kötü bir düşüşe geçtiler. Toparlayamadılar da. Başakşehir'de baskı olmadığı için, taraftar baskısı olmadığı için, yönetim baskısı olmadığı için orada bir başarı elde etti. Evet, bu göz ardı edilmeyecek bir konu ama onun dışında Trabzonspor'da da şampiyon olmasının en büyük sebebi 4 büyük, 3 büyük takımın da kötü olmasıydı. Çünkü kimse yetişemedi. Çünkü çok özür dilerim. Geçmiş olsun. Avrupa maçlarındaydık. Avrupa maçları oynandı. Olmadı. Lige dönemediler derken Trabzon o ara aldı götürdü. Şampiyonluğu da Abdullah Hoca'nın helali hoş olsun. Aldı, kazandı. Kendi CV'sine bir kupa yazdırdı ama Abdullah Hoca benim gözümde iyi bir hoca değil. Eleştiriye de açık bir hoca değil. Bu senede ben sezon sonunu göreceğini düşünmüyorum Trabzonspor'da. Büyük ihtimal Trabzon'a Şenol Güneş gelir. Benim plan, hani benim görüşüm o. Şenol Güneş gelir diye düşünüyorum. Sizi seviyorum. Teşekkürler. Sağ ol, kendine abi. çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Serkan Bey demiş ki Batshuayi, İrfan Can, Eri Bayat, Jesus'un transferleri olmadığı için onları ilk 11'de oynatmıyor gibi bir mesaj atmış. Doğru mu demiş. Böyle bir şey yok. Onu belirteyim. Batshuayi, şimdi herkesin bir zamanı var. Herkese bir, yani bir kere şunu söylememize fayda var. Jesus'un bir kere forma adaleti var. Yani herkese forma vermek için elinden geleniyor. Yok efendim onu o transfer etmedi, bunu transfer etmedi, onu getirtmedi falan filan, böyle bir şey yok. Sayın Jesus'un vermiş olduğu plan program doğrusu. Mesela bak Buruma ne dedi? Onu ben getirdim, hata yaptım dedi. Hoca bunu da söyledi. Buruma kadroda yok mesela. Ben onu getirdim dedi. Başarı olacağını tahmin ettim ama olmadı dedi. O yüzden kadroyu almadık dedi. Yani oradan bile dediler ya işte Buruma'yı Ali Koç getirtti, Jesus istemedi falan filan diye, öyle bir şey yok. Yapılan transferlerin hepsi Sayın Başkan Ali Koç, Sayın Selahattin Baki, yönetim kurulu üyesi, transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve Sayın Jorge Jesus üçlüsü arasında yapılan konuşmalardan sonra gerçekleşti. Ve burada şimdi Jesus için de forma adaleti yok, işte onu getirtmediğinden de oynatmıyor falan filan gibi söylentilere kesinlikle inanmayın. Günaydın. Günaydın Aygün abi, merhabalar. Merhaba. Serkan, ben İstanbul'dan. Kim? Serkan. Serkan Bey hoş geldiniz. Trabzonspor taraftarı. Evet, doğrudur Aygün abi. Buyurun. Aygün abi valla bugün yani iki telefonla arıyorum böyle düşürmek için. Bir unla düşürdüm en son. Çünkü bağlanmam gerekiyordu. Biraz şeyim, çok doluyuz. Yani aşırı doluyuz. Yani bu, şimdi herkes diyor ki Kasımpaşa maçı. Ya biz Kasımpaşa'nın oyuncu takımı, bu maçı kötü oynayabilirsin, sıkıntı yok. Ama bu bir yıllık bir kötü oyunun bedeli bugün. Şu anda bizim tepkilerimiz, takımımız top oynamadığını söyleyerek bir şansa maç aldıklarımızı söylüyordur. Ha, geçen seneden devam eden görüntü anlamında söylüyorsun değil mi? Son haftalardan itibaren çok mi anlamında söylüyorsun? Çok doğru. Yani sadece bir iki hafta düşünmesin sizin taraftaylar. Yani bizim hocamız şunu iyi yapıyor. Muazzam bir iletişim kuruyor. İletişimi çok güzel. İnsanları algı yaparak başka yönlere yönlendiriyor. Biz yok diyor işte, geçen hafta çıkıyor, açıklama yapıyor mesela. İnsanlar diyor bir yıldır diyor eleştirme diyor bizi diyor. Tabii diyor eleştirmeye alışık bir toplum diyor Trabzon şehri diyor. Evet diyor onu var diye eleştirsinler diyor. Taşlarını döksünler de rahatlasınlar. Onlar da rahatlasın. Kardeşim bizim sorunumuz değil ki. Biz top oynamıyoruz ya. Biz takım koşsun, pres yapsın da yenilsin. Önemli değil. Yani bizim derdim yani biz top oynuyoruz ama ne oynadığımız belli değil. Yani çıkıyorlar sahaya. Futbolcular ne yaptığı belli değil. Atak nasıl yapılır? Dünkü maçın istatistiklerini ben tam hatırlayamıyorum ama iki takım açısından baktığın zaman 3 top, 90 dakikada 3 top, bir tane ikisi Trabzonspor'un, birinin galiba Kasımpaşa olmak üzere 3 top mu isabet etti diye bir şey görmüştüm. Yanlış mı gördüm doğru, acaba? Aygın doğru abi, mu? İlk yarı maç inen şunu söyleyeyim. Toplara gitmedi, kalelere gitmedi. İlk 45 dakika çok kötüydü değil mi? İkinci yarının bir kötüydü. Son 80'ler 70-80'lerden sonra biraz Trabzon hareketlendi. Aynen. Abdülkadir Ömür oyuna girdi. Bir yan çizgiye indi. Bir tane top kalemeye önünden geçti. Kimse yoktu hani şeyde. Gol atabileceğimiz tek pozisyon oydu. Başka da bir pozisyonumuz yoktu. Zaten Kasımpaşa'nın gol atmaya niyeti yoktu zaten. Bir 5'e 2 yakaladı. Bir 5'e 2'li de o pozisyonu futbolcu hangisi kaçırdı ayağından hatırlamıyorum şu anda ama 5'e 2'de o pozisyonu tam değerlendirirse. 5'e 2'de Bostalı bir topçuları vardı. O topu ayağından açtı.
kaybettiler pozisyonu. Hemen defans araya girdi. O da şey yaptı. Yani şimdi abi biz şimdi asıl konumuza geleceğiz. Bir de şu var. Onu da unutmadan söyleyeyim. Trabzon'daki gazeteci kardeşlerime şunu sormak istiyorum. Korkmayın kardeşim ya. Fatih Terim'den İstanbul'da millet soru sormaya korkuyordu. Abdullah Avcı'dan da Trabzon'da korkuyorlar şu anda. Soru soramıyorlar. Gerçekleri soramıyorlar. Bu takım bir yıldır niye oynamıyor? Ne zaman oynayacağız? Her hafta bir bahanesi var hocamız. Hocamızın lafları şu. Yani insanlar laf canmazlığı yapmasın hocamız. Desin ki kardeşim gerçekleri söylesin bize. Her bir hafta çıkıyor. Kasım'da düzeleceğiz. E Kasım'a kadar rakipler giderse ne olacak? Bir hafta çıkıyor. Geçiş dönemindeyiz. Geçiş dönemi yaşıyoruz şu anda. Bekleyin diyor bize. Bize diyor ki yürüyerek oynanan futbolu Trabzon şehrine adam adapte etti. Ve Trabzon taraftarı şu anda bir kısmı %50'si hocayı savunuyor. %50 benim gibi bazı kesimde savunmuyoruz. Ya ben futbol izlemek istiyorum. Kardeşim biraz top oynayalım ya. Ya bir maç kötü oynadı. İki maç iyi oynayalım ya. Ya bir koş. Bizim hoca mesela şunu diyor. Mesela eleştiriyor. Hoca üzerinden gidiyoruz. Abi çok doluyum. Kusura bakma yani böyle. Estağfurullah. Ya rakip 10 kişi kalıyor. Bizim rakip. Mesela örnek. İlk yarı geçen sene Fenerbahçe maçı. Biz 1-0 öndeyiz. Biz maç geldim. Baş beraber bitti maç. Ne oldu? Hocaya sordu. Hocam ne oldu? Hoca diyor ki. Ya rakipte de 10 kişi kaldı, dezavantajlı oldu dedi. Ben de o zaman diyorum ki o zaman haftaya 10 kişi çıkalım biz sahaya, dezavantajlı ben olayım diyorum. Biz geçen hafta Avrupa Kupa maçında rakip 10 kişi kaldı, bize 2 tane gol attı adam var. Bizi yendiler. E biz de 10 kişi kaldık, Monaco bize 3 tane attı. Ya şimdi kardeşim bir şey söylüyor hocam ama tutarsızlıkları var. Yani laf canmazlığını iyi yapıyor, muazzam bir iletişim şeyi var. İnsanlara algı yaparak diğer tarafa çıkıyor. Futbolcuları taraftarın önüne atıyor, en büyük özelliği de bu. Her maç bittiği zaman bir ara bu modaydı. Hani hatırlarsanız. Bireysel hatalardan gol yiyoruz. Ya böyle ki futbolcunu taraftan önüne atarsan kendin iyiymiş. Ben futbolcu kötüyüm. Şey olmaz. Bir de Trabzon taraftarına şunu söyleyeyim. Trabzonlulara özellikle. Trabzonlu futbolculara küfür etmeyi bıraksınlar arkadaşlar. Lütfen bir hafta Uğurcan'a gittik. Bir hafta Abdülkadir'in üzerine gittik. Ve ondan sonra şu anda da Yusuf Yazıcı'nın üzerine gidiyoruz. Bunlar Trabzonlu. Aynı bizim gibi Trabzon sporcuktan çocuklar. Ya bunlar üzerine yani kolay gel bunları söylememizin bir anlamı yok. Önce yönetim kurulumuz nasıl geçen sene çok başarılıysa bu sene de o kadar başarız. Demin ben yazdım Aygın abi sana bu Abdullah Avcı'nın sözleşme. Evet yazan da bendim Aygın abi. 2025'e kadarmış baktım ben uzatılmış. Evet ya niye mesela şimdi hoca tartışılıyor sen sözleşmeyi niye uzatırsın? Ben niye mesela Beşiktaş'ta hocanın yaşadıkları belli. Bu Trabzonlu bir hoca değil. Trabzonlu hocalar mesela Trabzon'a ayrılırken mesela Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ayrılınca takmet almaz. Niye? Onlar o kulüpten. Trabzon'da Şenol Güneş ayrıldı zaman almaz. Hani ayrıldı almaz. Ya bunlar almıyor yani. Şota ayrıldı almadı. Ama Abdullah Avcı'nın almayacağını garanti verebiliyor mu acaba? Abdullah Avcı Beşiktaş'tan biliyorsun faizi ne kadar aldı? İşte ha. İşte onun için diyorum acaba bir sezon sonra bitecek olan sözleşmeyi hocamızdan acaba talihlerim çünkü Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, ne bileyim bunlar mı istiyordu veya kim istiyordu hocamızı bugünden itibaren sözleşmeyi imzalatma veya bir de şunu da bilmiyoruz. Bekir Eşman'la şey yapıyoruz artık ki konuşuyorum. Bekir sözleşmede tazminat matası yoktur da. Bilmiyoruz. Yani sözleşmeyi görmediğimiz için. Hani Ertuğrul Başkanımızı çok seviyorum. Bak Ahmet Oğlan'dan sonraki başkan adayımız benim için umudur ama bu hoca konusunda bu kadar hocanın arkasında durmaları çok yanlış. Hocaya gerçeklerle karşılaşması lazım. Hoca eleştiriliği açık değil. Eleştirilecek net şekilde. Takım bir senedir top oynamıyoruz ve bu tarafta peki. Bir senedir yürüyerek oynanan futbola sabredin. Hoca artık kendine çekici dön vermesi gerekiyor. Peki. Aygın abi. Çok teşekkürler. Çok kusura bakma abi ya çok doluydum. Estağfurullah. Kusura bakma abi. Estağfurullah. Enver Şerivan Durkut. Abi kolay gelsin. Devre arasında takıma kaleci transferi yapılacak mı? AYK Larnaka'nın kalecisi Kenan Piriç. Hakikaten inanılmaz kurtarışlar yaptı Kenan Piriç. Ben de çok beğendim. Olmaz mı demiş. Yani şu anda Fenerbahçe'de İrfan Can ve Altay var biliyorsunuz. Herhangi bir transfer anlamında yani kaleye transfer anlamında bir şey gözükmüyor. Herhangi bir isim gözükmüyor. Onu belirteyim. Yani şimdi altyapıdan kim geldi? Erten Ersu var. Oytun var bizim. Oytun Özdoğan var. Ertuğrul Çetin gibi kaleciler var. Altyapıdan yetişen. İşte biliyorsunuz daha önceki dönemlerde bir sürü isimler var. Şimdi İrfan Can Eribat geldi. Tabii arkada işte mesela Volkan Demirel gibi mesela ne bileyim Rüştü Reçber gibi böyle isimler olsa alt üst seni zorlayacak isimler olsa biraz daha dikkat edersin. Şimdi tabii altta arkanda seni zorlayacak bir isim olmadığı için de bunun rahatlığını biraz yaşıyor Altay Bayındır. Ama burası Fenerbahçe. Bir bakmışsın sabah saat 4 gibi
maç günü o keklerle, kek ve kahve keyfi yapılırken hoca Samandıra'da 11 yazıyor. Nasıl olsa garanti dediğin an orada bir bakmışsın, İrfan Can ismini de görebilirsin veya farklı bir ismi de görebilirsin. O yüzden biraz dikkat etmekte fayda var sevgili Altay Bayındır. Biraz daha dikkat et kendine. Dinleyicim var hatta. Günaydın. Günaydın. Alo. Kolay gelsin, merhaba. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Yavuz ben abi, Ankara'dan. Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun Yavuz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Abi bu Altay'la ilgili, şimdi doğru, formsuz bu çocuk, bu arkadaşımız. Ama daha yaşı genç abi. Rüştü de zamanında, Volkan da çok hatalı goller yedi. Kartal Spor'dan geldiğinde biz aldık. Ama destek olmak lazım. Çünkü şu anda gerçekten yedeği yok. İrfan'ı bile 18 almıyor. Yani hani dikkat ederseniz. Yani onun için mental olarak bir çöküş var arkadaşımızda. Çünkü Zala ile birlikte sürekli oynayan bir arkadaş. O, kaç maç oldu bilmiyorum, saymadım. Hani onun için bir şey söyleyeceğim kabul yani. Her kaleci devamlı oynuyor. Hangi kalecide rotasyona gidiyorsun? Mustera devamlı oynuyor. Uğurcan da ama abi. Uğurcan şey. Ama yani şimdi bir milli takım arasında bir sıkıntılar falan oldu. Uğurcan'da da bir düşüş var. Altay'da da bir düşüş var. Ama yani genel anlamda kalecilere baktığın zaman diyelim ki yılda 50 maç oynanıyorsa, atıyorum mesela. Yani bunun 45'ini rahat bir şekilde forma giyiyorlar ilk kaleciler. 45'inde. Yok, ben zaten formsuz değil demedim. Yani ben katılıyorum. Ama hani ıslıklanması, hani biz bir aileysek, biz şu anda iyi gidiyoruz. Tabii o ıslıklanmasına ben de karşıyım. Demedim abi bunu. Jesus bizim önderimiz, teknik direktörümüz dedi ki ya kardeşim ben farkındayım diyor, ama bunu ıslıklanmak, ben hiç karşılaşmadım bir şey diyor. Doğru. Bu adam Benfica'da da bunları yaşadı. Öbür tarafta da yaşadı. Hani ben bunu sakin bir şekilde, bir mental olarak bunu çözeceğini düşünüyorum. Niye? Doğru. Sonuçta şu anda seçeneğimiz yok Aygün abi. Hani var mı senin düşündüğün? Sen bu piyasadasın, bu camiadasın. Yani bu işin pirisin. Sen de ki de ki Yavuz kardeşim de, benim önerdiğim kaleci şu de, şu şartlar. Ha, iki ciğeri gelir abi. İyi bir kaleci. Bir alırız. Sinan Bolat hamlesi yapıldı. Onu sana söyleyeyim sezon başı. Bir Sinan Bolat hamlesi yapıldı fakat olmadı. Kısa süreli bir sözleşme önerildi ama tabii uzun süreli bir sözleşme istedi. Uzun süreli sözleşmeden sıkıntı olduğundan dolayı Fenerbahçe alamadı Sinan Bolat'ı. Belki Sinan Bolat arkada olsaydı bu kadar rahat olabilir miydi, onu bilmiyorum. Olmazdı abi. Olmazdı. O da bir psikolojik bir şey abi. Herkes için. Bir de ikinci konu abi, çok vaktinizi almayayım. Abi bu Jesus'la ilgili ya. Hakaret etmeden isim verebilirim değil mi abi? Hani hakaret etmeyeceğiz sonuçta, eleştirmek için. Ama karşı taraftan hak doğuyor bu seferde. Ya onun abi şöyle, gerekecek. Hayır, kötü bir şey söylemeyeceğim abi. Şimdi Güraç Kurtar iyi bir teknik direktördür. Aspor'da izliyorum abi. Diyor ki ya diyor, hoca diyor. Ya hani kötü diye sesleniyorum diyor. Zalay'la evlilikleri çıkarttı. Ya abi bak, şimdi ben şuna üzülüyorum ya. Ben seviyoruz, büyür müyüz bizim teknik direktörümüz? Ya sıkıntı yok, ben hakaret etmiyorum dikkat edersen. Şöyle. Ya bir şeyi insanlar da Türk futbolunda ya bir hazımsızlık var abi. Şöyle bir hazımsızlık. Ya aynı kanalda genelde... aynı kanalda ben tweet attım. Mehmet Akçan şey dedi ya. Yani ha. Fenerbahçe'nin dedi bu son galibiyeti çok fazla büyütmemek lazım dedi. Yok evet dedi. Şimdi Kasımpaşa'yı 6-0 yendiğimizde abi ne dedi insanlar? Ya bu Kasımpaşa küme düşecek. Şu adamlar Şenolcan'dı değil mi? Evet. Abi geldi takır takır top oynadı. Dün valla iyi ayakları basarak gelse Trabzon'u yeneceklerdi. İkinci konu ona geçeceğim. Hani dallanlar olmasın. Siz Jesus ya hiç dikkat ediyor musunuz abi? Ya taraftarlar bu tüt cami açı konuşuyor. Fenerliyim diye söylemiyorum abi. Gerçek adam var ya, bir şey odaklanmış. Ne hakemlere sallıyor, ne zemine sallıyor, ne basına sallıyor, ne federasyona sallıyor, ne kendi kulübünü yediriyor. Ya sadece işin odak. Bir kere kulübede oturduğunu görmedim ben Jesus. Ya Fenerbahçe şampiyon olur olmaz. Hiç hakikaten önemli baktım değil. Şimdi kulübede otur. Hani maçtan önce çıkıyorlar ya. Sağ oturmuyor abi. Evet oturmuyor. Abi tünel var ya bizim tribünün. Sen orada daha hakimsin. Evet. Her maça gidiyorsun, bulunuyorsun. Abi tünelde bekliyor. Yani ve bu adamda kibir de yok abi. Sadece yapısı şey bu adamın. Sağ içinde Emre Belözoğlu gibi dikkat edersen. Yani hırslı, sinirli. Mesela orada dediler ki videoda niye gidiyor kızıyor diyor İsmail. Doğru, haklı. İki kişi gidiyor orada, adam oyunları, oyuncular başlatsa kara gümrük kaldın öyle sen. Bütün topçuların öbür sahada olması lazım. Yok neymiş, Altay şey hiç alakası yok. Adam diyor ki ya kardeşim duygusallığa yarıyor. Yerinde bekle, hep beraber senin sahana geç diyor. Ve kafasını gösteriyor yardımcılarına. Sinirleniyor adam yani. Hı-hı. Ve ben Jesus'u sonuna kadar destekleyeceğim. Şöyle destekleyeceğim. 7 de yesek
destekleyeceğim abi. Çünkü adamın tek amacı gol atmak. Hırs abi. Peki. Başka hiçbir şey yok abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, görüşmek üzere. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10.50'yi gösteriyor. Programımızın ikinci bölümüne başladık. Ne dedik? Trabzonspor'a paşa freni dedik. Öte yandan da tabii ki son haftalarda çok büyük tepki çeken Sivasspor deplasmanda Başakşehir'i yendi. Onu da detaylarına zaten birazdan geçeceğiz. Başakşehir'i konu koldular. Sivasspor ve 2-0'lık skorla Başakşehir'i mağlup ettiler. Trabzonspor liderlik şansını da ortadan kaldırmış oldu. Berabere kazansaydı Trabzonspor haftaya lider olarak girecekti. Ve şu anda da oklar tamamen Abdullah Avcı'ya çevrilmiş vaziyette. Hattımızda da görmen gelen milli takım oyuncusu Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Umarım sen de iyisindir abi. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, bütün oklar Trabzon'da Abdullah Avcı'ya yönelmiş vaziyette. Demin şeye baktım. Bir dinleyicimiz ya dedi sözleşmesi falan filan. Ben uzatıldı diye konuşuldu ama dedim resmi olarak evet, bakmadım. Evet, unutuldu. Hayır. TFF Org'a gitmiş. 2025'e kadar da sözleşmesi var şu anda. Aynen öyle. Uzatıldı zaten. Abdullah Avcı'ya Ahmet Ağlu'nun güvenliğini zaten aslında herkes biliyor. 2020-21 sezonunda geldiğinde 8. haftada geldikten sonra işte Newton'dan Hüseyin Hoca'dan sonra çok farklı bir performans gösteren, önce beraberliklerle kaybetmemeyi öğrenen bir Trabzonspor'la sonrasında yapılan transferlerle kadro kalitesinin hem artması hem de kadro kalitesinin genişlemesiyle birlikte 2021-22 sezonunu net bir şekilde en iyi futbol oynayan takım olarak, şampiyon olarak bitirdiler. Büyük umutlarla başladıkları bu sezonda hem Türk rotasyonunu çok fazla genişletmiş oldular hem de Şampiyonlar Ligi gibi bir müthiş bir kaymak vardı ortada. Fakat bundan yararlanamadılar ve gerçekten hani Trabzonspor'dan çok da böyle üst bir gömlek, üst bir kademedeki takımla elenmediler. Kopenhag'a elendiler yani. Tamam, oralarda oynama alışkanlığı var ama ya baktığında orada 2-3 oyuncuyu çıkarsan geriye kalan bütün oyuncular tamamen sistem ürünü, tamamen takım oyunu ürününden mütebellit. Baktığımız zaman lige döndüğümüzde Trabzonspor'un 2021-22 coşkusundan, tutkusundan uzak olduğunu, aslında taraftarının dahi bunu net bir şekilde hissettiğini görmek mümkün. Hem oynama alışkanlığı, daha doğrusu oyun değişti, Vakayeme ayrıldı o takımdan. Vakayeme'nin ayrılması, ne olursa olsun Cornelius'un gitmiş olması, tüm bunlar biraz olsun oyunu etkiliyor. Bu geriye gidiş anlamında değil zaten. Ama bu oyunu değiştirmek anlamında ne oldu zaten sonrasında? Hem Trezeguet geldi, hem Maxi Gomez geldi, hem de ligin son gol kralı uzun yıllar sonra yerli olarak da Umut Bozok transfer edilmiş oldu. Farklı bir oyuna evrilen bir Trabzonspor var. Fakat işte işin üretim kısmında gerçekten zorlanan bir Trabzonspor var. Şunu sana şimdi sorayım, araya gireyim. Transfer hatası yapılmış olabilir mi Trabzonspor'da bu sene? Evet, kesinlikle yapıldı. Ben Maxi Gomez transferini yanlış buluyordum. Ben hala yanlış buluyorum ve ben bunun için linçlendim abi. Benim böyle linçlendiğim bir iki konu vardır. Onlardan biri de Maxi Gomez oldu. İşte oynama alışkanlığı yok dedim. Adamın biri Transfermarkt'tan bakmış. Yok diyor, bu sezon işte 35 maç oynamış. Ya kardeşim, şimdi oynamış da hangi, kaç tane maçı ilk 11 çıkmış? Ya da çıktığı maçta ne kadar çok Valencia'nın rakip yer alanında iş yapmasını sağlamış? Yani biraz böyle şey gibi, rakamlara bak geç. Öyle bir şey yok yani. Maxi Gomez'in son performansına baktığımız zaman en iyi performansının Celta Vigo zamanında olduğunu, Keanu Sisto ile beraber olduğunu, baktığımız zaman Diego Aspas ile beraber olduğunu, Brian Mendes ile beraber olduğunu görmek mümkün. Dönüyoruz abi. Net bir şekilde üreten bir kanat oyuncusuna ihtiyaç vardı. Hem kendi pişiren, hem kendi yiyen, hem de hazırladığı yemeği iyi bir şekilde kendi takım arkadaşlarına sunan bir kanada ihtiyaç vardı. Ha, Edin Vişe böyle bir oyuncudur. Edin Vişe'ye hiçbir itirazım yok. Double double yapıyor zaten uzun yıllardır ligimizde. Ne kalitesi, ne gösterdiği performansı, ne de istikrarı tartışılamaz bir oyuncu. Ama işte onun da sakatlığı doğal olarak Trabzonspor'u orada geriye götürdü. Faslı
oyuncuya gittiler. Tabii ki o da rotasyon olarak transfer edildi. Baktığımız zaman Naci Ünüvar transfer edildi. Hem kanatta oynayabilen, hem on numarada oynayabilen, hem içte oynayabilen bir oyuncu olarak. Baktığımız zaman orta sahada net bir rekabetçi bir Trabzonspor var. Fakat hücum hattında biraz olsun geçen yıla göre kalite eksikliğini, üretim eksikliğini görmek mümkün. Kasımpaşa'da kalmıştık. Hı hı. Dün iki maç üst üste kazanmış Kasımpaşa deplasmana geldi. Şenol Can ve Necati Erkmen'in önderliğinde gerçekten hani Kasımpaşa'nın performansının artmadığını söylersek onlara da haksızlık yapmış oluruz. Ümraniye ve Gaziantep'i yenerek, Erol Bulut'un Gaziantep'ini yenerek geldiler Trabzon'a. Gerçekten moralli bir şekilde geldiler ki son 3 haftada 7 puan yapmış oldular ki zaten kaybettikleri maç onun öncesinde Galatasaray maçıydı. Orada Galatasaray'ın net bir iyi bir oyunu vardı sonuçta. Dün de merkezi çok iyi tuttukları zaman Mikael Tırpan'la, Hayredinovic'le, Eyserik'le beraber iyi bir şekilde merkezi tuttuktan sonra özellikle Jeffrey Bruma'nın biraz olsun sorumluluk alarak defansta o liderlik işini yapmış olması da eklenince bunun üstüne Trabzonspor'u tamamen kenara itmiş oldular. Bu kenara itildiği zaman da Trabzonspor'un ortalarda müthiş bir başarısızlığı vardı dün abi. Dün 28'de 1 orta isabeti yaptı Trabzonspor. 28 ortadan sadece 1 isabetliydi. Ve bu o Marek Hamşik'in, Anastasios Bakasetas'ın, Jens Larsen'in, hatta Eren Elmalı'nın yani olağanüstü ayak kalitesinin olduğu, onu anlatmak için söylüyorum. Ayak kalitesinin çok ekstra olduğu bir yerde oldu. Tek orta isabetini Trezeguet buldu. 3 ortadan 1'ini isabetli yaptı Trezeguet. Şöyle bir şey söyleyeyim abi. Larsen, Trezeguet ve Eren Elmalı şu an Trabzonspor'un en çok forma giyen oyuncusu. Bütün maçlara bütün maçlarda süre bulmuşlar ki Eren Elmalı bütün maçlarda ilk 11 oynadı Larsen'le beraber zaten. Trabzonspor'un dün oyunu kanatlara yıkmasıyla beraber biraz daha yüksek toplara vurabilen oyuncuya ihtiyaç duyulduğunu görmüş olduk. Şimdi bunu anlatırken şunu da anlatmak gerekiyor. Burada şunu anlamamız lazım. Mikael Tırpan'ın artık o stoperlerin önüne iyice geldiğini, iyice bitiştiğini görüyoruz. Hader Jonay'ın çok çıkmadığını görüyoruz. Burada zaten net olarak 4 kişi kalmış oluyorlar. Trabzonspor'un içeriye giden elemanlarına baktığımız zaman abi sadece Maxi Gomez'in 1.86 olduğunu görüyoruz. Kafa toplarının etkili olduğunu görüyoruz. İlla tabii ki böyle çok uzun olmanıza gerek yok ama en azından o topları indirme kabiliyetini sahip olmanız gerekiyor. Bunları yapabilme özellikleri olarak da hani en çok öne çıkan Maxi Gomez. Maxi de ağır oyuncu olduğu için tutulabilme olasılığı daha yüksek bir oyuncu. Bunu söylediğim için dediğim gibi linçlerdim ama linç ne Fenerbahçe için, hı-hı, ne Fenerbahçe için ne Trabzonspor için uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum dedim. Hala aynı fikirdeyim. Daha ekstra bir oyuncuya gitmesi gerekiyordu Trabzonspor'un. Cornelius'tan, İşte Sörlot'tan sonra daha ekstra bir yabancı oyuncuya gitmesi gerekiyordu. Yoksa Maxi Gomez kötü bir oyuncu değil ama Trabzonspor'un beklentilerini, Abdullah Avcı'nın oyundaki beklentilerini karşılamayacağını düşünüyorum. Jorge Jesus'la hiç karşılamayacağını düşünüyorum zaten. Dün de Kasımpaşa'nın yani ne olursa olsun tamam defansta iyi işleri yaptığını görüyoruz ama özellikle işte futbolda yeni tabir vardır abi. Yarım şanslar, çeyrek şanslar, onları da kontra tehditleriyle de net bir şekilde Selina üzerinden, işte Eyserik üzerinden, Bahoken üzerinden gerçekleştirdiklerini söylemek mümkün. Vakıyemi ile ilgili bir soru gelmiş. Enver Şerivan Durkut diyor ki, o sana sorar mısın, Trabzon Vakıyemi'yi arıyor mu diyor. Trabzon Vakıyemi'yi arıyor ama Trabzon'un Vakıyemi'yi aramasının sebebi Trabzon'un oynamak istediği oyunu veya ne oynamak istediğini hala bulamamış olmasından dolayı. Yoksa Vakıyemi bir oyunla beraber çözüm bulan bir adam değildi zaten. Vakıyemi kendi ekstra becerileriyle, bireysel yetenekleriyle, ayak tekniğinin gerçekten ekstra olmasıyla beraber oyun zekasıyla hem kendisini hem de takım arkadaşını bir üst seviyeye rahatlıkla çıkarıyordu. Şimdi Trezeguet alındığı için biz topun daha fazla yerde kalacağını düşünüyorduk. Ve bunu da şunu da düşünüyorduk. Şimdi Hamşik gibi, Bakasetas gibi, Ömür gibi, hatta Enis Bardi gibi, işte o Dorukhan, Doğucan, Siopis, baktığımız zaman hepsi yerden pası fena olmayan bir şekilde oynayan oyuncular. Bazıları da çok özel. Hamşik gibi, Bakasetas gibi. Baktığımız zaman diyoruz ki Trezeguet'de iç forvet özellikleriyle beraber, hani kanattan içeriye doğru devrilen yardımcı forvet oyuncusu özelliğiyle beraber çok fazla pozisyona girecek. Şimdi burada bunu yapabilmesi için
hem Eren Elmalı'nın çizgiyi çok net bir şekilde kullanması hem de Trezeguet'in Maxi Gomez'e ikinci forvet alternatif olarak iyice yaklaşması gerekiyor. Bir kere burada problem yaşadılar. Bu onların hücumda sıkıntı yaşamasını sağladı ve çok fazla orta yapan bir takım haline geldi Trabzonspor. Bu kadar çok olmamalı. Çünkü merkezin bu kadar kaliteli ve kalabalık olduğu bir yerde ne olursa olsun topu daha fazla dolaştıran bir Trabzonspor olmalı. Trabzonspor topu dolaştırdığı zaman yerleşik savunmaya karşı da problem yaşıyor. Şimdi diyorsun ki set oyunu oynasın bu takım. Evet, bu takım set oyunu oynamaya çok 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 müsait. Fakat oyunun temposunu arttırmaya hiç müsait değil Aygün abi. Oyunun temposu ne zaman arttığında Trabzonspor problem yaşıyor. Ve bunu artık rakipler görüyor. Özellikle kazandıkları Gaziantep maçında dahi oyun her hızlandığında Trabzonspor'un kalesinde Alessandro Maxim bitti, Angelo Sagal bitti. İşin sonunda 90+8'de Mark Bartra'nın o mucizevi golü olmasaydı Trabzonspor ikisi de buradan dönememiş olacaktı. Yani Trabzonspor'da net bir şekilde oyun probleminden bahsetmek mümkün. Daha fazla çözüm üretebilir bir takıma dönüştü Trabzonspor. Evet, hattımızda görme engeller milli takım oyuncusu sevgili Oğuzhan Yokuş var. Oğuzhan, demin de söylemiştim, yani tamamen oklar Abdullah Avcı'ya da çevrilmiş vaziyette. Sence hoca biraz formsuz mu? Oyuncu tercihlerinde veya değişikliklerde hata yapıyor mu? Yapıyor. Yani net bir şekilde yapıyor. Bir kere Canini'den verim almayı bıraktı Trabzonspor. Ya bu bence Trabzonspor için handikap. Evet, Yusuf Yazıcı gibi bir oyuncu alındı. Ama alınırken takımda orta saha zekası üst seviye, beyin olarak gerçekten herkesten daha önce düşünen dişi oyuncuya sahipti zaten Trabzonspor. Ya Bakasetas'la Hamşik varken, üstüne siz yeni transfer sezonunda Enis Bardi'yi almışken, üstüne Naci Ünivar'ı almışken, zaman zaman orada Abdülkadir Ömür'ü oynatabiliyorken üstüne Yusuf Yazıcı'yı almak yani gerçekten biraz aceleye getirilmiş bir transfer operasyonu gibi geldi bana. Yani burada hani Fenerbahçe'nin elinden Maxi Gomez'i aldık, yetmedi Umut Bozo'yu aldık gibi bir izlenim var. Hani Şampiyonlar Ligi'ni düşünmüşlerdir. Bunda hiçbir şeyim yok yani, düşüncem ekstra yok ama hani baktığımız zaman biraz olsun planlamanın yanlışa doğru gittiğini görmek mümkün. Yani şöyle, Kuvasi gibi bazı oyuncular gerçekten Trabzonspor'da oynayamayacak. İşte Hode Koyta gibi bazı oyuncular var, Trabzonspor'da oynayamayacak. Bunlara paralar verildi. Baktığımız zaman bunlara gerçekten iyi maaşlar verildi. Bazı operasyonlar yapıldı abi. Özellikle geçtiğimiz yılın devre arasında hem Batuhan Kör alındı, hem Kerem Şen alındı, hem Taha Altıkardeş alındı Bursaspor'dan. Şimdi bu oyuncuların hangisi oynatılıyor? Hiçbiri. Hiç Batuhan Kör Manisa'ya edensiz kiralandı. Bunu da herkes biliyor. Ve duysun bilmeyen de Batuhan Kör Bursaspor'un kendi futbolcularını peşkeş çekmesinden oluyor o yönetimin Trabzonspor'a. Beyaz eşya taksiti gibi küçücük taksit miktarlarıyla beraber göndermesinden sonra Batuhan Kör bedelsiz olarak Manisa'ya gönderildi. Bursaspor da şu an 2. ligde var olma savaşı veriyor ki 1. lige, TFF 1. lige çıkmak için uğraşıyorlar. Dönüp baktığımız zaman Emirhan Aydoğan var. Bayer Leverkusen altyapılı, Almanya'da gerçekten yetenek olarak pivot özellikleriyle çok öne çıkan bir oyuncuydu. 18 yaşında o oynatılmıyor. Baktığımız zaman hani oynatılmayan sorulacak da çok fazla oyuncu var. Çok kalabalık bir kadro, gerçekten kaliteli bir kadro ama Abdullah Avcı'nın net bir şekilde yanlış yaptığını söyleyebiliriz. Abdullah Avcı'yı oklar gösterebilir ama Abdullah Avcı gider mi sorusu gelecekse onun için daha erken olduğunu düşünüyorum abi. Bir 3-5 hafta daha görmek gerekiyor. Trabzonspor'un net bir şekilde yarış dışı kalmak üzere olduğuna şahit olması gerekecek Ahmet Ağoğlu'nun bu kararı vermesi için. Çünkü Trabzonspor hala yarışın net olarak içinde bir takım. Trabzon tribünlerinin takımı, yani belli bazı isimleri protesto etmesiyle ilgili neler söylersin? Dün onunla ilgili de hoca zaten biraz isyanda da bulundu. Yanlış olduğunu söyledi. Hocaya tabii ki yanlış. Hocaya en çok hak verdiğim konu zaten bu. Ya bu bir kere Trabzonspor'un seyircisinde tamamen var zaten abi. Bu alışkanlığa dönüşmüş bir durumda. İşler iyi gittiği zaman her şey çok güzel. Günlük gülistanlık. Statlar doldurulsun. Çok ufak bir bak. Az önce de söyledim. Trabzonspor yarış içinde hala. O yüzden hani bunu yapmanın ne kadar doğru olduğunu tartışmalıyız bence. Yani siz
sizin performans beklediğiniz ve sizi şampiyon yapmasını beklediğiniz oyuncuları, hocayı ısırtıyorsunuz. Ya tamam, yarış dışı kalsanız, çok böyle kötü skorlara şahit olsanız, işte Akhisar'dan 6 yemek gibi, işte Kasımpaşa'dan 6 yemek gibi, bunu yaşadığı zamanında Trabzonspor, Malatya maçı gibi, böyle şeyler olursa kabulüm buna zaten. Burada tabii ki taraftar tepki göstermeli ama Trabzonspor taraftarında şu var abi, çok kolay küfür edebiliyorlar oyuncularına, çok kolay bağırabiliyorlar, çok kolay silebiliyorlar. Bu kadar çabuk, bu kadar kolay olmamalı bu işler. Ben net bir şekilde yanlış yapıldığını düşünüyorum ama bununla birlikte de Trabzon'da alışık olduğumuz görüntüler, Trabzonspor bunu yapmak, seyircisi bunu yapmaktan hiçbir şekilde, çoğunluğu için söylemeyeceğim ama bir kesim var ki bunu yapmaktan asla utanmayan bir kesim var abi, hep yapıyorlar yani. Dün bir Başakşehir Sivas maçı vardı. Sivas'ta biliyorsun Rıza Hoca tartışılma noktasına geldi. Başakşehir Sivas maçı ile ilgili neler söylersin sevgili Oğuzhan? Ya abi şimdi Başakşehir'e aslında baktığımız zaman kompakt oynayan, Sivas Spor'u defansif kimliğiyle var olmaya çalışan fakat bu kimliğini bu sezon bir şekilde gerçekleştiremeyen ve 9. maça girildiğinde daha henüz galibiyeti olmayan bir takımdı ki oynadığı takımda Başakşehir'de ligde gol yememiş bir duruma, yani kendisi aslında gol yememiş bir duruma gelmişti. Zaten daha mağlup durumdaydı. Başakşehir'in çok böyle farklı işlere imza atmaya başladığını Emre Belözoğlu yönetiminde hep konuşuyorduk. Dün de baktığımız zaman yine Emre Belözoğlu'nun ufak bir dokunuşuyla işte ön tarafı daha hareketli bir Başakşehir gördük. Kim vardı? Filip Kenin vardı. Münir Çuvar vardı. Deniz Türüç vardı. Bertrand Traore vardı. Bu oyuncular tabii ki daha hareketli ve daha mobil, daha gezerek oynayan oyuncular. Arkasında işte Berkay gibi, Alexis gibi oyuncular vardı. Biglia falan vardı. Bu biraz daha yumuşak bir şekilde çıktı ki Emre Belözoğlu muhtemelen hani Sivasspor'u biraz daha böyle hareketli oyunla, hareketli oyuncularla daha rahat bozabilir mi düşündü. Çünkü yerleşik oynamayı alışkanlık edinmiş bir Trabzon Sivasspor var. Aren Apendangoye, Gutas, Uğur Çiftçi ve Robin Yalçın'la beraber, özür dilerim, Murat'la beraber dün defans örtüsünü kurmuş bir Sivasspor vardı. Ama özellikle Diaz Saba abi geldiğinden beri çok büyük katkı yapıyor İsrailli oyuncu. Ki İsrail'de milli de olmuş aynı zamanda bu oyuncu. Şöyle bir durum var abi. Bu oyuncuyla 3 yıllık kontrat imzalamak istiyordu Sivasspor. Ama oyuncunun eşi Sivas'ı beğenmedi. Hatta gelip gezip gittiler. Ama Rıza Çalınma bir şekilde Diaz Saba'yı ikna etti ve oyuncu 1 yıllık imzaladı. Hatta geldiği ilk günden 2 gün sonra da Beşiktaş maçından sonradan oyuna girdi ki Beşiktaş'ın en dolu dolu oynadığı ilk 60 dakikaydı. Son 20 dakikaya, son 15 dakikaya baktığımız zaman hem Clinton Engin'in hem de Diaz Saba'nın, hatta zaman zaman Erdoğan Yeşil Yurt'un çok fazla pozisyona girdiğini görmüştük o maçta. Dün de 2 golün ikisini de Diaz Saba attı. Birini ilk yarının sonunda penaltıdan, diğerini de maçın bitimine bir 5-6 dakika kala kendisi atmış oldu. Diaz Saba gerçekten topu ayağına aldığı zaman hem şutör özellikleriyle hem kaleye gitme özellikleriyle çok farklı bir oyuncu ama ne olursa olsun onların Max Gradel performansını bulamadığını görüyoruz abi ki bulamaması çok normal ki çünkü Gradel 34-35 yaşına girmek üzere olan bir oyuncu, 35 ya da 34 şu an yanlış hatırlamıyorsam, doğal olarak hani sadece Gradel üstünden bir takım oynamak mümkün değil. Clinton Enji 28 yaşında, Diaz Saba fena işler yapmıyor, yeteneğini gördük. 4 gole imza attı, 4 gole katkısı var. Sivasspor'un bir şekilde toparlanacağını düşünüyorum. Ama hani ilk 6, ilk 7, ilk 8 beklentisini hiçbir şekilde girmemesi lazım Sivasspor taraftarının. Şu an için bu sezonda bu büyük sürpriz olur. Ama şunu söylemeliyim abi, Rıza Çalınma'nın bazı söylemlerinin çok negatif olduğunu düşünüyorum ben. Hmm. Özellikle evet 1-2 yıldır bunu çok yapıyor. Transferden yana çok fazla dem vuruyor. Ya işte oyuncu lazım, bize kimse gelmiyor ya da yani biz şuna teklif götürüyoruz da bu takım Galatasaray'la ilgili bu yıl mesela açıklamalar yaptı. İşte herkes oyuncu veriliyor, bize gelince nedense olmuyor falan. Galatasaray nefretinizi herkes biliyor Rıza Hocam, yani kimse size niye oyuncu versin yani, öyle bir şey olabilir mi? Galatasaray'dan size oyuncu gitmesi çok anormal olur zaten. Bir düşünün, acaba niye vermiyor Galatasaray size oyuncu diye. Yoksa kimsenin Sivasspor'la bir derdi olacağını düşünmüyorum ama Rıza Hoca'nın Galatasaray nefreti işi o noktaya götürüyor. Diğer taraftan bakıyoruz, sürekli işte şu kadar oyuncum sakat, şu kadar oyuncum cezalı. Bunu bir tek sanki Sivasspor yaşıyormuş gibi. Tamam, kulüp maçında çok ekstra bir olay vardı, 16 kişiyle gittiler. Buna asla itirazım yok ve yani sonuçta orada da kazanıp geldiler ki kendi formalarıyla dahi değil. Ama bu söylemler abi oyuncuları düşürür abi. Ya bu söylemler şu, oyuncuya şu mesajı verir. Ya biz zaten
çok problemli durumdayız. Biz zaten çok fazla problemi defolar olan bir takımız. Çıkalım oynayalım ama elimizden gelen de bu duru gidiyor bir süre sonra. Yani bu şu değil. Siz de her şeyden şikayet ettiğiniz zaman hırs yapmıyor belki de oyuncular. Bir de ben belki de bu yanlış bir psikoloji. Bunu böyle yapmanın ben doğru olduğunu görmüyorum. Zaten sonuçlarla da ortada. Sivasspor'un bulunduğu yer hiç hak ettiği bir yer değil. Kadro kalitesinin kötü olmadığını düşünüyorum. Ama bir şekilde toparlanacaklarını, en azından fena olmayan bir standarda çıkacaklarını Süper Lig özelinde söylemeliyim. Sevgili Oğuzhan, çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra biraz lidere dönmek istiyorum. Adana Demirspor'a dönmek istiyorum. Çünkü Adana Demirspor'la ilgili sana da çok fazla sosyal medya hesabından sorular geliyor. Bana da geliyor. Biraz Adana Demirspor konuşmak istiyorum. Daha sonra zaten Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı tekrar konuşacağız. Galatasaray'ı konuşacağız süre yettiği kadar. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 11.14'ü gösteriyor. Hattımızda görme engeller milli takım oyuncusu sevgili Oğuzhan Yokuşar. Evet Oğuzhan, baktım şimdi senin de sosyal medyasına çok fazla hesaplar, mesajlar geliyor. Hüseyin Altındal, Oğuzhan abiye sorar mısın? Gerçekten Adana Demirspor'a hakemler haksız, hakemler tarafından bir haksızlık yapılıyor mu? Yoksa biz taraftarlar ve başkan çok mu abartıyoruz? Lütfen bir ufak yorum yapabilir mi demiş Hüseyin Altındal. Şimdi beni Aygün abi bilir ama bazı dinleyiciler bilmiyor anladığım kadarıyla. Eyvah, ben sert gireceğim gerçekten galiba. Görme engelliyim yani. Yok yok. Hani hayır ama şimdi şöyle söyleyeyim sana. Abi. Ama şimdi şöyle söyleyeyim, sen çok iyi takip ediyorsun maçları. Dinleyerek ya, eyvallah, takip ediyorsun. Pozisyonları çok iyi takip ediyorsun. Tabii ki yorumları da dinliyorsun. O anlamda sana soru geliyor sevgili Oğuzhan. Eyvallah, sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim dinleyicilerimize de gösterdikleri ilgiden dolayı. Ben Adana Demir'in saha içi analizini yaparım. Saha içini anlatırım. Ama hakem konusunda direkt olarak hani haksızlık yapılıyor demem için buna kendim karar vermem gerekir. Yani birilerinin yorumları... Hayır, yorumları dinliyorsun Adana ya Demir. Sevgili Oğuzhan. Yorumlar anlamında, dinleme anlamında soruyorlar zaten. Bir Adana Demir'le ilgili ufaktan bir Gaziantep maçının özellikle son oynadıkları maçta bir sıkıntı olduğunu görüyoruz abi hakemlerle. Net bir serzenişlerin olduğunu görüyoruz. İşte aslında Trabzonspor maçında eğer kazanmazlarsaydı 3-2 kazandılar ki Samet'in son dakikada muazzam bir ekstra bir golüyle kazandılar ki çok dominant oynadıkları bir maçtı. Ama hakemin çok faktör olduğu bir maçtı aynı zamanda da. Çünkü Adana Demir'in bir golü iptal edildi falan. Baktığımız zaman Adana Demir'in bu anlamda ufak da olsa haksızlığa uğradığını söylemek mümkün. Ama Adana Demir'in şu an bu zirvede olmasının sebebi hakem falan değildir. O büyük tribünü ve taraftarıyla beraber gerçekten gecesini gündüzüne katan Murat Sancak'la birlikte kurulan iyi bir kadro ve muazzam bir hoca Vincenzo Montella çok büyük iş başarıyor. 4 haftadır hatta 5 hafta olacak neredeyse Adana Demir 4-6-0 oynuyor. Bizim yerli hocalarımıza 4-6-0 desek muhtemelen 4-6-0 anlatmayı bırakın. Yani korkudan oyuncuyu sayamazlar. Biz eksik kadroyla falan mı çıkıyoruz acaba falan derler yani. O kadar yabancılar böyle işlere. O yüzden de Vincenzo Montella bunu çok iyi kullanıyor. Verim aldığı oyunculara baktığımız zaman aslında hep istikrar yönünden problem yaşamış oyunculardan net bir şekilde verim alıyor Montella. Kimden? Kimleri kastediyorum? Emre Akbaba'yı kastediyorum. Yunus Belhanda'yı kastediyorum. Henry Onyekuru'yu kastediyorum. Yaşına rağmen Benjamin Stambouli'nin ligde en çok sahipsiz top kazanan ilk 5 oyuncudan birinin olması. Badu Ndiaye'nin artık tekrardan kendini bulup ligde sahipsiz top kazanan Crespo'dan sonra Torreira'yla beraber bunu ilk 3 oyuncudan birinin olmuş olması. Dönüp baktığımız zaman Svensson'un artık oyun istikrarının yanında bunu skora dönüştürüp hem Norveç milli takımı havuzuna kendisini atması hem de artık Adana Demir'in net bir şekilde sağ bek tapusunu kendi eline geçirmiş olması. Kevin Rodriguez gibi hem La Liga tecrübesi hem lig bir tecrübesi olan bir sol beke gittiler ki vasat bir oyuncudan gittiler ki Kaan Kanak'tan falan gittiler. Yani Kaan Kanak, Alper Uludağlar falan yani Adana Demir'in formasını falan giyememeli abi, böyle bir şey olmaz yani. Baktığımız zaman
böyle oyuncuya gittiler. Ertaş gibi gerçekten çok fazla böyle konuşulmayan, değeri verilmeyen o kalecilerden birine gittiler ki Arinat Muric gitti, Burnley'e gitti bu arada. City'nin kalecisiydi. Muric o çıkışını Adana Demir sayesinde yaptı. Şimdi Ertaş'a kale emanet ki Ertaş da çok özel bir kaleci. Bakıyoruz abi pivot özelliğiyle Artem Zuba, Zuba yedek kalmış. Ya Zuba nasıl yani, yedek kalıyor ben anlamış değilim ya. Değil mi? Ya işte, hakikaten işte, ya Artem Zuba ki... nasıl yedek kalıyor anlamış değilim. Ama öyle bir kadro yani, kuruldu ki Oğuzhan yani bir şey de diyemiyorum. Değil mi? Yani Frederik Gulbransen yedek, Ason Bolonga yedek, Artem Zuba yedek. Hatta zaman zaman Girfir Vyarnason yedek yani. Yani İzlandalı milli oyuncu. Ya, Vyarnason yedek yani. Bak yani gerçekten çok iyi bir kadro kuruldu. Ve bu kurulan kadro Vincenzo Montella tarafından süre noktasında eşit paylaşılan, süre noktasında eşit paylaşımından ziyade forma adaletini net bir şekilde buldu. Ve ne oynadığı belli olan, hızlı bir şekilde oynayan, hızlı bir şekilde rakip yaralanını çoğalan bir Adana Demir var. Özellikle Adana Demir'in bu oynadığı oyunda şu çok önemli. Orta saha özellikle orta sahalaşan oyuncuların fazla olması kimin nereye koşu atacağını rakipler tarafından anlayamamasına neden oluyor. Doğal olarak stoperlerin veya beklerin veya defansif orta saha oyuncularının hani bu oyuncu benim, ben bu oyuncuyu tutarım diyemiyor. Çünkü hemen hemen her yerden oyuncular koşu atabiliyor. Hemen hemen her yerden ceza alanına girişler gerçekleştiriliyor. Adana, Vincenzo Montella'nın Adana Demir'i tarafından. Bu oyunun hem hızlanmasını hem de pozisyon çeşitliliğinin artmasına neden oluyor. Adana Demir ligin en çok isabetli şut atan takımı. Hala öyle. Fenerbahçe ile birlikte. Bu da Adana Demir'in ne kadar doğruyu yaptığını gösteriyor. Ligin en çok pozisyona giren 3. takımı Adana Demir. Gerçekten zirve yarışında ne kadar yer alırlar bilmem ama geçen yıldan beri lige renk kattılar. Bu yılda tamamen Süper Lig'e mesaj veriyorlar. Biz lige sadece renk katmıyoruz. Biz gerçekten yarışmacı bir takım olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz diyorlar. Şampiyonluğa doğru gitmek istiyorlar. Son ana kadar mücadele verecekler. Ya gitmek istiyorlar ama evet. Gücü yeter mi yetmez mi? Tabii onun zaman haftalar gösterecek ama tabii ki kesinlikle mücadele veriyorlar. Serdar Ertekin demiş ki Aygün abi görme engelli Oğuzhan kardeşimizin görmeden bu kadar başarılı yorumlar ve tespitler yaptığı yerde, ampute milli takımımızın dünya şampiyonu olduğu yerde, Faroe adalarına ve Lüksemburg'a yenilenler, onları yönetenler biraz olsun utanıyorlar mıdır demiş. Yani ilk kısım Serdar için Ertekin. Çok teşekkür ederim Serdar. Aynen Serdar Bey'e teşekkür ederim ilk kısım için ama utanma kısmını ben girmeyeyim. Öyle bir şey yok tabii ki, estağfurullah. Onlar bizim büyüklerimiz. Ama şöyle ben abi bu konunun açılması çok iyi oldu. Ben Dünya Kupası'nı kazanan ampute futbol milli takımımızı akşam 18.30'da kaptan, eski kaptan şimdi antrenör sevgili kardeşim yayınımızda olacak. Osman Çakmaz'a selamlar. Fakat şöyle bir durum var abi. Seni de alabilirim aslında. Üçlü yayın yapabilirim. İster misin akşam? Bağlayayım mı seni? Abi benim o sırada antrenmanım var. Ha idman var senin. Tamam. Birlikte maçımız var. Maalesef abi bu hafta sonu çok önemli bir maçımız var hatta. Doğal olarak bugün antrenman kaçırmak yani çok da tercih edemem maalesef. Şöyle bir durum var abi. Dünya Kupası'nı kazanmış bir takım her yerde tebrik edilir. Fakat şunu söylemem gerekecek abi. Biz paralimpik bir branşız. Ampute paralimpik bir branş değil. Yani paralimpik oyunlarına katılma noktası olduğu zaman bu ülkede B1 futbol, B1 hiç görmeyenler futbol takımı katılıyor. Hı hı. Ampute katılmıyor. Ve şöyle bir durum var abi. Biz TFF bünyesindeyiz. Ama buna rağmen ben dün Sayın Hamit Altun Toplu'yla konuştum. Bu konuda senin de yardımın oldu. Teşekkür ederim. Aynen senin de yardımın oldu. Çok teşekkürler. Kendisi güzel bir şekilde konuştuk. İkna ettiğimi düşünüyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Biz Haziran 18'de Türkiye'ye döndük Pescara'dan, İtalya'dan. Biz Avrupa ikincisi olarak döndük. Ve bu ülkede ilk Avrupa şampiyonluğu Apoleti B1 görmeyenler futbol milli takımına aittir. Bunu kimse bilmez ama bu böyledir. 2015 milli Avrupa şampiyonasında görme engelliler futbol milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Ama medyası olmadığı için, siyasi tanıdığı olmadığı için, federasyonumuzun iş bilmezliği yüzünden, federasyonumuzun becerisizliği yüzünden, görme engelliler spor federasyonunun vasatlığı yüzünden hiçbir şekilde biz ne kendimizi tanıtma fırsatı bulabildik, ne başarımızı kimse bildi, ne futbolumuzu kimse bildi. Bizim maçlarımız önceden TRT'de zaman zaman gösterilirdi. Artık o da gösterilmiyor. Biz hiçbir siyasiyle görüşemedik. Biz TFF ile henüz görüşemedik. Biz emeğimizin karşılığını hiçbir şekilde alamadık. Ne manevi olarak ne maddi olarak.
Bizim hiçbir şekilde hayat standartlarımız yükselmedi. Biz milyonlar falan istemiyoruz. Bizim öyle bir isteme hakkımız yok. Biz bayrağa hizmet etmek istiyoruz önce. Ve bunu da gerçekten gururla yaptık. Ama bir teşekkürü de hak ettiğimizi düşünüyorum. Buradan herkese sesleniyorum. B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı bu ülkenin Avrupa şampiyonluğunu getirmiş ilk takımdır. Ve Paralimpik oyunlara 2024 Paris'e ilk kotayı alan takımdır. Hem engelli noktasında hem engelsiz noktasında 27 ay önceden kota alan hiçbir ülke yok dünyada. Fransa ile beraber biz bunu başardık. Bunu da tekrardan söyleyeyim abi, senin de vasıtanla teşekkür ederim. Dünya futbolunu kazanan, Dünya Kupası'nı kazanan, Avrupa'da gerçekten dominasyonu elde eden Ampute Futbol Milli Takımımızı da tebrik ederim. Osman abiye de sevgiler. Zaten tanışmışlığımız var. Beni de hatırlayacağını düşünüyorum. Akşam seni de konuşacağım, belirteyim. Senden de selamları ileteceğimi söyleyeyim. Evet, yavaş yavaş bu konudan ekleyeceğim bir şey var mı? Ben tabii sayın vekilimizle seni görüştüreceğim. Bunu da söyleyeyim. Yayından sonra sana sayın vekilimizin Saffet Sancaklı'nın telefon numarasını vereceğim. Gerekirse ben de konuşurum onunla. Oradan da seninle bir irtibat sağlanmasını sağlayacağımı söyleyebilirim. Sağ ol abi. Ya zaten sporun içinden geldiği için sayın Saffet Sancaklı biliyorsun. Evet, Saffet Bey'e de sevgiler, saygılar. Zaten onun futbolcu anıları olsun, futbolda yaptıklarını falan bilmeyen yoktur zaten. Ama ben sana çok teşekkür ederim. Ben ne zaman yardıma ihtiyaç duysam, yani benim hep yanımda oldun. Güzel kalbin gerçekten, yani herkese böyle hani mutluluk versin abi. Çok çok teşekkür ederim. Evet, biraz da futbola dönelim. Futbolda tabii biliyorsun Altay Bayındır'ın ve Uğurcan'ın da söyleyeyim aslında. İkisi üzerinden gidelim. Evet. Bu formsuzlukları neye bağlıyorsun? Abi bu formsuzluklar çok normal. Ya bak şöyle bir sıkıntı var. Özellikle Altay'la ilgili, ya ben bunu kendi futbolumda yaşıyorum. Ben bilmiyorum çok antipatik miyim ama böyle çok sevilmiyorum bizim kör futbolunda. Niye? Altay'da da bunu hissediyorum. Bilmiyorum abi, bazı adamlar sevilmiyor. Ben bunu kendimde hissediyordum, bir de Altay'da hissediyorum. Yani Altay sanki böyle çok vasat bir o kaleci de, yani şansla böyle Fenerbahçe forması verilmiş, dünyanın en şanslı insanlarından biriymiş gibi bir muamele yapılıyor kaleciye. Altay yani yazık günah yani, mesela şöyle direkt olarak şunu söyleyeyim abi. Fenerbahçe'nin geçen yıl 2021-22 sezonunun ilk yarısındaki birkaç tane maçı baktığınız zaman Altay'ı hatırlarsınız. 2020-21 sezonunda bir Hatay maçı var. 14 şut falan geldi galiba Fenerbahçe'nin kalesine, isabetti. Bopenza falan artık çıldırdı. Ribeiro'lar falan çıldırdı. Ama Altay yemiyor. Yani yemiyor. Denizli maçı. Fenerbahçe 10 kişi Denizli. Fenerbahçe'nin kalesini ablukaya almış. Denizli 10 kişi ve Fenerbahçe'nin kalesi abluk altında. Yine devreye kim girdi? Altay girdi. Ya Altay'ın bilmiyorum ama böyle dediğim gibi hiç kredisi olmayan bazı oyuncular vardır abi. Bu oyuncuların başına Altay geliyor Türkiye'de. Hep bir kıyas var. Hep bir böyle bir o ondan kötü, bu bundan iyi. Gerek yok bunlara. Bir de şu var abi, transfer noktası. Bu oyunculara gerçekten teklifler geldi Avrupa'dan. Ve bu oyuncular gitmedi ya da gidemedi. Bu kadarını bilmiyorum. Bilmediğim için yorum yapmayacağım. Ama ne olursa olsun Avrupa transferi, Avrupa noktası bu oyuncular için cezbedici bir noktadadır. Ki herkes için öyledir. Bu oyuncular hedefleri, hayalleri olan oyunculardır ki Fenerbahçe Trabzonspor formaları giyiyorlar. Hedefleri, hayalleri olmayan bir oyuncu Fenerbahçe Trabzonspor forması falan giyemez. Gitmedikleri için konsantrasyon kaybı yaşamış olmalarını normal karşılıyorum. Ama eğer bu konsantre kaybı sırf transfer sürecinden ise hemen bir an önce toparlanmaları gerekir. Çünkü onlar o takımların birinci kalecileri ve onların arkaları boş. Onlar 5 tane de 10 tane de şut kurtardıktan sonra bir tane şut yedikleri zaman, bak geçtiğimiz maçta da 4 tane yemişti. Kuvasi yıldız yapmıştı. Olur ve taraflı tarafsız bütün eleştirileri alır. O yüzden Altay'ın ve Uğurcan'ın, özellikle Uğurcan'ın bir an önce konsantre olması gerekir. Bence Uğurcan daha kötü durumda Aygün abi. Ya Uğurcan psikolojik olarak bence hayatının şu son bir aydır en kötü dönemini geçiriyor. Uğurcan bu kadar çok pas hatası yapmaz. Uğurcan bu kadar evet ya, Uğurcan özellikle rakibe çok fazla top vererek kalesine çok fazla gol pozisyonları yaratıyor maalesef. Kayseri maçının abi ilk yarıda en çok top kaybeden iki oyuncudan biri Uğurcan. Pas hatası yapan, çok özür dilerim. İnanır gibi değil. Düşünsene abi. Bir kaleci. Tabii.
Tabii tabii, aynen öyle. Bir kaleci yani, bu inanılmaz bir istatistik ama negatif anlamda maalesef. O yüzden Uğurcan'ın bir an önce toparlanması gerekir ki Trabzonspor'un da yani Mark Bartra nereye kadar dayanacak onu bilmiyorum. Çünkü gerçekten geldiği günden beri, geldiği dakikadan beri savunma liderliğine soyunmuş. Yetmedi. Savunmada kaptığı topları Bakasetas'la Siopis'le buluşturmayı görev edinmiş bir Mark Bartra var. Hı-hı. Oyun zekası, ayak kalitesi zaten onun yıllarca La Liga'da işte Barcelona gibi, Real Betis gibi takımlarda oynamasına neden oldu. Ama dediğim gibi her şey, her oyuncu da bir yere kadar. Dediğim gibi bu kalecilerin arkaları boş. Doğal olarak ne kadar çok önceden iyi performans vermiş olsalar da herkes gösterdiği bir iki maçlık performansa bakıyor. Doğal olarak ben bir an önce toparlanmaları gerektiğini, bir an önce konsantre olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu oyuncuların hayalleri, hedefleri olan oyuncular. Yoksa Fenerbahçe, Trabzonspor kalelerini alamazlardı. O yüzden bu iki oyuncunun da net bir şekilde toparlanacağını, bir kez daha herkesi alkışlatacağını düşünüyorum. Bu haftaya baktığımız zaman bay geçmişti Galatasaray. Bu hafta tabii büyük ihtimalle Icardi'nin ilk 11'de olacağı, Gomis'in ve Seferovic'in de kulübede olacağı konuşuluyor. Bu kararla ilgili neler söylersin? Yani gerçekleşmesi gereken, olması gereken, herkesin olan karşılayacağı senaryo gerçekleşiyor abi yavaş yavaş. Ya zaten Mauro Icardi'nin olduğu yerde Mauro Icardi oynar. Yani senior gol biraz olsun kafasını futbola verirse, hep diyorduk bunu, biraz olsun işin futbol kısmını artık yeşil sahaya dönerse en iyi yaptığı şeyi, en kısa yoldan yaptığı şeyi yapacaktır, yapmaya başlayacaktır. Galatasaray'ın en zorlandığı kısım çerçeveyi bulma konusu Mauro Icardi tarafından çok çok başarılı bir şekilde gerçekleştirilir. Ama ben artık Seferovic'in de hatta zaman zaman süre bulacağını, sürelerinin daha doğrusu artacağını düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Dün hatta idman maçında galiba hat-trick yapmış. Bayağı mental olarak güçlü duruma geldiğini söylüyorlar. Tabii bu ne kadar doğru bunu bilmiyorum. Hı hı. Ama özellikle Gomis kısmının Galatasaray'da bir duygusallığa doğru gitmesini Galatasaray'dan yanlış buluyorum. Gomis Galatasaray için çok önemli bir figür. Sağ dışı olarak da bir figür. Ama her şeyin bir yeri var, bir zamanı var. Gomis'in kullanılma zamanı 90 dakika değil. Gomis'in oynayacağı maçları seçmek lazım abi. Bazı takımlar var ki Gomis'e adım attırmaz. Kim bunlar? Adana Demir, Konya. Bu takımların savunma bilinci yüksektir abi. Bu takımlar, bu maçlara bak. Gomis ne kendisine ne de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayamadı. Çoğunluğunu olmak üzere. Bu biraz bence Okan burada biraz bir şeyler anlatmış oldu. Galatasaray'da Yunus Kenan problemi biraz daha bence hat safhada. Şöyle Aygün abi, bu oyuncunun hem skor yapamaması hem de santraforu besleyememesi. Çünkü bu oyuncular şöyle bir oyuncu abi. Kendileri pozisyona girip kendileri bitirmek isteyen oyuncular. Hı hı. Aynen, kendileri bitirmek istiyor. Şimdi bu kötü bir şey değil. Bazı kanat oyuncuların böyle olması normal. Ama sizin iki kanat oyuncunuz da böyleyse abi, burada problem vardır. Ya sizin iki kanat oyuncunuz Edmundson gibi olacak Tottenham'da, girdiğini bitirecek, böyle sezon başı işte 15+10 yapacak, 25 gole katkı yapacak, işte 20 gole katkı yapacak. Ya da abi santraforu besleyecek. Şimdi santraforu da besleyemediğiniz zaman ve Kerem rakip yarı alanda Galatasaray'ın açık ara en çok pas hatası yapan oyuncusu, Yunus Akgün ilk kontrolle beraber en çok top kaybeden iki oyuncusundan biri. Baktığımız zaman pas hatası noktasında Kerem Aktürkoğlu'nun pas ortalaması %70'i falan düştü artık. Bu kadar isabetsiz paslar atıyor. Dönüp baktığımız zaman şut isabetinde Galatasaray'ın ilk 7 de en çok şut atan oyuncularına baktığımız zaman Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün var. En başarısız kim? Yine Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün. Şimdi Mertens Kerem'in yarısı kadar şut atıp Kerem'den daha fazla isabet bulmuşsa abi, burada Kerem Aktürkoğlu kusura bakmayacak, tartışılır. Ve ne olursa olsun hikayesi çok değerli, ilham olacak kadar güzel bir hikaye. Ama işin sonunda geldiği takımın Galatasaray olduğunu, oynadığı oyuncuların Mertens olduğunu, Mata olduğunu, yani bunu bilmek zorunda abi. Bu oyuncuların kalitesini şu an için ayak uyduramıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Doğal olarak Okan Buruk'un başka bir formül bulması gerekecek. Bulacağı formülün Galatasaray için iyi olmasını dilemeli Galatasaray taraftarı. Ama ne olursa olsun Yunus Kerem'in de performans yükseltmek adına hani her şeyi biz yapalımdan ziyade oyunun gerekliliklerini yapıp sonucu göreceklerdir zaten, ama önce oyunun gerekliliklerini yapmaları gerekiyor. Son sorumda Valer İsmail çok tartışılıyor, neler söylersin?
tartışılması normal. Bazı maçlar oluyor ki Beşiktaş'ı Bastia gibi, West Bromwich Albion gibi oynatıyor. Bazı maçlar oluyor ki geldiği takımın Beşiktaş olduğunu, geldiği takımın Türkiye'nin en büyük 4 takımından biri olduğunu unutuyor. Varane'nin İsmail adına problem. Ve şöyle bir problem var. Hoca yaptıklarının anladığım kadarıyla çok doğru olduğunu ve bir şekilde sonuç vereceğini düşünüyor. Ama burada böyle bir durum var ki abi, Giresun maçında Beşiktaş belli bir yerde oyunu ve topu Giresun'a verdi. İstanbulspor maçında bir yer var ki ikinci yarının hemen hemen tamamı oyunu ve topu İstanbulspor'a verdi. Fenerbahçe'de belli bir dönem topu Fenerbahçe'ye verdi. Yani Fenerbahçe'den ziyade Sivasspor ve Karagümrük maçlarında biz Beşiktaş'ı gördük, dedik ki bu takım fiziksel olarak inanılmaz bir noktada, bu takıma fiziksel olarak karşı koyabilecek, mücadele edebilecek çok fazla takım yok. Ama 90 dakika fiziksel olarak oynayamazsınız. Bu fiziğe aykırı bir kere ya. Böyle bir şey olamaz yani. Öyle bir tempoyu 90 dakika hiçbir takım oynamaz dünyada. Doğal olarak siz Süper Lig'de oynuyorsunuz ve topu ayağınıza almakla mükellefsiniz. Çünkü siz Beşiktaş'sınız. Özellikle İstanbulspor gibi, Giresunspor gibi gerçekten kadrosu kısıtlı antrenör takımlarının, antrenörlerin var etmeye çalıştıkları o takımlara karşı topu bırakmanız, oyunu bırakmanız doğru değil. O Giresunspor'un Oğulcan'ın golü sayılmış olsaydı bugün biz başka bir şeyden konuşuyor olurduk. O yüzden Beşiktaş'ın bir an önce ne oynadığını bilen oyun temalı bir şablona geçmesi gerekir ki Raşit Gezdal'ın bundan ne kadar rahatsız olduğunu, Gezdal'ın başının çektiğini biliyoruz bu işlerde. Kurulan kadroya bakıyorsun abi, Dele Alli var, Gezdal var, Muleka var, Redmond var, Weghorst var, Getson var, Salih var. Gerçekten set oyununu oynayan, aynı zamanda da set oyunuyla beraber tempoyu arttırabilen bir takım görmek mümkün. Yani Valerian İsmail'in az malzemeden çok iş yapması durum olsaydı bence taraftarlar tahmin ederdi. Ama Beşiktaş'ın evinde çok iyi malzemeler var. Beşiktaş'ın evinde gerçekten iyi meyveler, iyi sebzeler var. Ama hala kötü yemekler çıkıyor ya da kötü mezeler çıkıyor. Beşiktaş taraftarı da bunu haklı olarak eleştiriyor. Varane'nin İsmail'in bir an önce mantalitesini Beşiktaş taraftarına uygun bir hale getirmesi, büyük takımın nasıl oynadığını bilir bir hale getirmesi bence hem Varane'nin İsmail için hem de Ceyhun Kazancı için, çünkü onu oraya getiren Ceyhun Kazancı için iyi olacaktır. Evet Oğuzhan, çok teşekkür ederim yerimize bağlandığın için. Ben de sana ve dinleyicilerimize, bize eşlik ettikleri için teşekkür ederim. Sesimiz olduğun için ayrıca her zaman çok teşekkür ederim. Her zaman. Yayından sonra tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Evet, hattımızda görme engeller milli takım oyuncusu sevgili Oğuzhan Yokuş vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 11.38'i gösteriyor. 15-16 Ekim tarihlerinde biliyorsunuz Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışları var. Bu olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihiyle UNESCO'nun Dünya Mirası listesine yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek bir yarış. Evet, şu anda hattımızda da Salomon Kapadokya Ultra Trail yarış direktörü Koray Bozunoğulları var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Aygün Bey. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Hakikaten inanılmaz bir organizasyon. İsterseniz oradan başlayalım. Kaç yıldır yapılıyor bu organizasyon? 15-16 Ekim'de tekrar koşulacak. Neler söylersiniz Koray Bey? Teşekkür ederiz. 2014 yılından beri yapılıyor organizasyonumuz. Bu sene 8.sini yapacağız. Maalesef 2021 yılındaki pandemiden dolayı. Evet, bir yıl organizasyonu tam anlamıyla yapamamıştık. Sadece o yıl bir Salomon sporcudan Mehmet Soytürk'ün rekor denemesi için 63 kilometre parkurunda tek kişilik bir organizasyon yapmıştık. Yine her yıl olduğu gibi 2003. haftasında 75 ülkeden yaklaşık 2200 sporcunun 75 ülkeden. Evet. Oo. Evet. 75 ülkeden 2200 sporcu katılacak. Cumartesi günü, ayın 15'i cumartesi günü sabah 7'de bir startımız olacak. Uzun ve orta parkurumuz, bir tanesi 119, bir tanesi 63 kilometre. Yine cumartesi günü saat 10'da da 38 kilometre parkurumuzun startını vereceğiz.
Tabii bu bir yandan da Kapadokya hakikaten yani gittiğim için söylüyorum, gitmeyenlerin mutlak surette gitmesi gerektiğini, UNESCO'nun Dünya Mirası listesine yer alan bir yer. Böyle bir organizasyonun yapılması da aslında ülke turizmine de çok büyük katkı sağlıyor. Tanıtım açısından da bu anlamda da tebrik etmek lazım. Bununla ilgili neler söylersiniz? Zaten yarışla ilgili detaylı bilgilere birazdan gireceğim size. Buyurun efendim. Estağfurullah. Şimdi Kapadokya bölgesini biliyorsunuz zaten turizm açısından ülkemizin çok önemli değerlerinden bir tanesi ve dünya çapında iyi bilinen bir marka. Bu markanın yanı sıra tabii ki böyle bir spor organizasyonuyla da öne çıkması farklı sektörlerden ve farklı alternatif turizm imkanlarından buraya misafirleri getirmemize sebep oluyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki büyük amacımız burada gelen insanları Kapadokya'nın muhteşem vadileri, peribacaları arasında koşturmak, bu güzellikleri onlarla paylaşmak. Ama onların yanında tabii ki sadece koşucu olarak değil, koşucuların yanında gelen aileleri, destekçileriyle beraber yaklaşık bu rakamlar 6.000-7.000 kişileri buluyor. Ve Kapadokya'da Ekim'in bu haftasında hem uçaklarda hem konaklama olarak neredeyse %100 doluluk var. Bunun da turizm etkisi sadece hani konaklama olarak değil, restoranlar, etraftaki esnaf, farklı dükkanlarla gibi şeylere de faydası oluyor. Öteki bir yandan da bütün bu 75 ülkeden gelen sporcularımız birer Kapadokya elçisi olup ülkelerine geri dönüp tekrar Kapadokya'nın güzelliklerini diğer sporcu arkadaşlarına anlatıyorlar. Hızla artan ve katlanarak giden hem katılım sayısı hem ülke sayısında da bu onu ciddi şekilde görebiliyoruz. Ülkelerden kimler mesela, yani nerelerden gelenler var, öyle söyleyeyim ben size. Yani tabii Avrupa haricinde böyle çok farklı, değişik, hiç bilmediğimiz anlamında. Sadece Avrupa değil tabii, deniz aşırı ülkelerden gelenler de var. Onun dışında hiç adını duymadığımız daha önceki işte küçük adalardan, işte Sembolşuz Adası, Barışuslar, işte, onun dışında Güney Afrika, yine Orta Doğu'dan ve Asya'dan gelen katılımcılarımız var. Onların dışında yine tabii ki hani İngiltere, Fransa, İtalya koşunun ana damarları dediğimiz ve İtalya'dan gelen çok fazla koşucularımız var. Ama Afrika ülkelerinden yine gelen koşucularımız var. Dediğim gibi 75 ülkeden Yeni Zelanda, Avustralya, oralardan da deniz aşırı gelip Kapadokya'da koşmak için buraya gelip hem Türkiye'de tatil yapıp hem Kapadokya'nın güzellikleri arasında koşmaya gelen sporcular bizlerle birlikte oluyor. Tabii şimdi çok fazla ülkeden gelenler var, çok fazla yarışmacılar var. Tabii ki bunlara da bir lojistik destek de sağlanması gerekiyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii. Şimdi organizasyonun lojistiğinde yaklaşık 400 kişilik bir ekip çalışıyor. Bu ekibin içerisinde farklı noktalarda kurmuş olduğumuz etkinlik içerisinde sporcuların ihtiyaçlarını karşıladığı, özellikle yiyecek, içecek ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı 10 ayrı istasyon var. Bu istasyonların dışında bir de Ürgüp merkezinde bir yarış köyümüz var. Bu yarış köyü içerisinde hem start finish noktamız hem de açılış yemeğini gerçekleştirdiğimiz bir nokta. Tüm yarışlarda bu noktadan başlayıp bu noktada bitiyor. Kaç bin kişiye bir anda destek verebiliyorsunuz bu organizasyon, yani bu dediğiniz yerde? Açılış yemeği organizasyonun yapıldığı yerde kaç bin kişi bir anda destek verebilir? 2500 kişi çok o iyi, akşam. Çok iyi. Bu etkinlik içerisinde yer alıyorlar. İstasyonlarda da tüm koşucular uğruyor. Bir pit stop gibi düşünebilirsiniz bunu. Otomobil sporlarındaki. Aynı şekilde istasyonlara gelip buradan desteklerini alıp koşmaya devam ediyorlar sporcular. Tabii burada koşuya meraklı ailelerin yanı sıra gelen çocuklar da var. Onlara da bir ilham kaynağı gibi oluyor. Neler söylersiniz bununla ilgili? Şimdi bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Aslında organizasyonlarımızın çoğu da zaten sporcu odaklı olması sebeplerinden bir tanesi de bu. Hem çocuklardan bir örnek vereyim hem de aslında Kapadokya bölgesinde biz 2014 yılında başladığımızda Kapadokya bölgesinden bizim etkinliğimize katılan sadece bir kişi vardı. Ama şimdi bu sayı 50'lerin üzerinde, her sene katlanarak artıyor. Sadece Nevşehir ve civarından. Buna da örnek olması adına da pazar günü ödül töreninden önce gerçekleştirdiğimiz bir çocuk koşusu var. Bu çocuk koşusuna da ilk öğretim çocuklarında 1., 2., 3. ve 4. sınıf ilk öğretim çocuklarını
sembolik bir parkurda Ürgüp Meydanı'nda koşturuyoruz. Onlara işte hatıra bir tişört veriyoruz. Daha sonra yarışı bitiren abiler ablalarıyla beraber bu parkurda sembolik olarak koşuyorlar. Ardından da ödül töreninde onlara çekilişle bisiklet hediye ediyoruz. Vay. Evet, böyle bir misyonumuz da bu geleneksel hale gelen bir etkinlik haline geldi. Yaklaşık 550-600 arası ilk öğretim öğrencisi pazar günü dünya şampiyonu veya Türkiye şampiyonu abileriyle ablalarıyla bu parkurda koşuyorlar. Tabii birçok organizasyonlara da gerçekleştiriyorsunuz. Onlarla da ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii. Yani sadece koşu olarak değil, bisiklet alanında da farklı organizasyonlar. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu anlamında söylüyorsunuz değil mi? Yanlış anlamıyorum. Onu 8 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu organize ettik daha önceki yıllarda. Bu sene kendi organizasyonumuz artık Tour of Antalya var. Yine UCI 2.1 4 günlük. Antalya'da gerçekleştirdiğimiz profesyonel bisiklet yarışı. Onun arkasından yine Alanya'da Kapadokya Ultra Trail ile benzer bir Alanya Ultra Trail etkinliğimiz var. O da bir patika koşusu. Kemer'de bir Grand Fondo'muz var. Amatör yol bisikleti yarışı Mayıs ayında. Daha sonra birkaç farklı etkinliğimiz daha var. Kapadokya'da önümüzdeki sene yine büyük markalarla büyük bir organizasyon hedefliyoruz. Onun ardından Kapadokya Ultra Trail var Ekim ayında. Bir de Velotürk ile beraber yaptığımız tamamı bir sosyal sorumluluk projesi olan Velotürk Grand Fondo Çeşme var. O da amatör yol bisikleti yarışı. Türkiye'nin en geniş katılımlı bisiklet yarışlarından bir tanesi. Onun gelirlerinin tamamı da ihtiyacı olan bisiklete ihtiyacı olan çocuklara bisiklet olarak dağıttığımız bir organizasyon. Bu 15-16 Ekim'deki Salaman Kopa'daki Ultra Trail'inde birincilere ödüller belli mi? Neler verilecek mesela? Oradan da bahsedebilir misiniz mesela? Tabii. Aslında tabii şimdi bizim organizasyonlarımızın hiçbirinde maddi ödül yok. Tamamıyla amatör ruhla yapılan organizasyonlar. Ama tabii ki sponsor ödülleri var. Sponsorlarımızdan işte Salomon, Canon ve diğer markalar gibi olanlarda onların vermiş olduğu ödüller var. Podyum ödüllerini podyumda bu ödülleri kendime takdim ediyoruz. Tabii bu sizin tabii bildirdiğinizi, duyurularınızı alma anlamında mesela şimdi bu bizi dinleyenler, keşke ben de katılsaydım de, tabii ki kayıtlar kapandığından dolayı söylüyorum. Evet. Bu anlamda mesela neler söylersiniz bizi dinleyenlere, nereden sizi çok iyi takip edebilirler veya bu sizlerin katılmak isteyenler neler yapması gerekiyor, o anlamda söyleyeyim isterseniz. Tabii katılmak isteyenler ilk önce uzun mesafe patika koşularıyla ilgili hazırlıklarını yapmaları gerekiyor. Ciddi bir antrenman gerektiriyor aslında bakarsanız. Çünkü mesafelerimiz 38, 63 ve 119 kilometre. Bunun dışında tabii geçen sene başladığımız ve bu sene gerçekten çok yoğun bir ilgi gören bir bayrak yarışı şeklinde olan takım yarışlarımız var. Bu takım yarışlarında da bu demin bahsetmiş olduğum 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları 3, 6 ve 2 kişilik ekipler halinde koşabiliyorsunuz. Bir bayrak yarışı gibi herkes belli bir bölümünü koşuyor. Bu hem de patika koşusu ruhuna adapte olmak için bir süreç. Bu da ona destek olacak bir etkinlik olarak planladık. Onun dışında tabii ilk önce kayıtlarımız önümüzdeki sene için artık yine 15 Aralık'ta açıyoruz. 2022'de 2023 kayıtlarınızı. 2023 kayıtlarını 15 Aralık 2022 tarihinde açıyorsunuz. Doğru duydum değil mi efendim Koray? Evet, evet, evet doğrudur. Aralık ayının ikinci haftasında açıyoruz. Özellikle yurt dışından geniş bir katılım olduğu için önceden bu organizasyonun planlamasıyla ilgili kayıtlar erken açılıp takvimde yer alması gerekiyor. Uluslararası düzeyde de bir yarış olduğu için onun için biraz diğer yarışlara istinaden erken açılıyor kayıtlarımız. Koray Bey, benim sormayı unuttum. Sizin söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alabilir miyim? Mümkünse. Buyurun. Tabii çok teşekkür ediyoruz ilk önce bizi programda ağırladığınız için. Her zaman. Onun dışında organizasyonu canlı olarak yayınlıyoruz YouTube kanalımızdan. Kapadokya Ultra Trail YouTube kanalından. Sabah 6.30'dan akşam saatlerine kadar kesintisiz süren aslında yaklaşık Bu organizasyonun sözünüzü kestim. Aslında TRT'nin de vermesi gerekir. Yani açıkçası TRT'nin, çünkü biliyorsunuz birçok kanalları var. Spora yönelik kanalları, evet, da falan. Onlarla ilgili bir çalışma yaptınız mı Koray Bey? Biz yayın olarak veriyoruz. Yayınlamak isteyen televizyon kanallarına tüm yayınlarımız açık. Bizle irtibatı geçmeleri yeterli olur.
Onunla ilgili onu belirteyim. Onun dışında yayını canlı olarak yaklaşık dediğim gibi 40 kişilik bir ekip koşucu kameramanlar, bisikletli kameramanlarla birlikte çekiliyor. Kapadokya'ya gelemeyen veya bir şekilde bizleri de takip etmek isteyenler canlı yayınımızı ve sosyal medya hesaplarından yarışı anlık olarak takip edebiliyorlar. Bir de son olarak şeyi de belirtmek isterim. Bizim her sene, geçen sene de başladığımız ve yine sosyal sorumluluk projesi olarak adım adım iyilik peşinde koş ile birlikte ondan sonra yürüttüğümüz bir STK'lara destek kampanyamız var. Geçen sene yaklaşık 196 bin lira gibi bir rakam topladık STK'lar için. Bağış şeklinde. Yine adım adımla bu sene bu kampanyayı devam ettiriyoruz ve umuyoruz ki bu sene onu kat kat üstünde geçeceğiz. Buna katılmak için ne yapmak gerekiyor? Ben biliyorum ama bilmeyenler açısından açıklarsanız bu adım adım tabii, şeyini mümkünse. Aslında adım adımda koşucular kendi adlarına bir İPK hesabı, bir bağış yardım hesabı oluşturuyorlar ve kendi arkadaşları için bunu şey yapıyorlar. Arkadaşlar arasında bulunmayı veya tanıdıklar arasında yardım toplamak amacıyla böyle bir kampanya başlatıyorlar. Bu adımadım.org adresini girerlerse Kapadokya Ultra Trail banner'ı var orada. O banner'a tıkladıklarında orada gerekli açıklamalar var. Çok hızlı bir şekilde İBK'ları kendileri de aplikasyonu kurup veya mesajla takip ettikleri koşuculara bağış ya da destek yapabilirler. Oradan gelen tüm bağış bedeller de adım adım vasıtasıyla onların bünyesindeki STK'lar içerisinde dağıtılıyor. Koray Bey çok teşekkürler yerimize bağlandığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Tekrar başarılar diliyoruz. Evet, Salomon Kapadokya Ultra Trail yarış direktörü Koray Bozunoğulları hattımızdaydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 15 ve 16 Ekim'de hakikaten Kapadokya'da olmak lazım. Tekrar belirtelim. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah tabii ki Ters Köşe var ama akşam biliyorsunuz bu akşam 18.30 ve 20 saatler arasında da muhabir masasında olacağız. Muhabir masasında da hem Ampute Milli Takım'ın teknik direktörü sevgili Osman hocamız bağlanacak bize. Onunla takımla ilgili detaylı bilgiler alacağız. Tabii ki kulüplere de bağlantılar yapacağımızı belirtelim. Akşam görüşmek üzere, hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere, tekrar hoşça kalın. Ama mutlaka ne diyoruz? Her zaman ne diyoruz? Mutlaka Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.